Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Üç hikaye. Türkçesi Karsu İlksen Fırat. Vakıfbank Kültür Yayınları. Beyaz Geceler. İlk Gece. Harika bir geceydi. Öyle bir gece ki yalnızca gençken yaşanabilecek türdendi sevgili okur. Gökyüzü öyle yıldızlı, öyle aydınlıktı ki istemeden de olsa düşünüyordu insan. Gerçekten böyle bir göğün altında aksi ve kaprisli insanlar yaşıyor olabilir miydi? Bu da ancak çok genç yaştayken kendimize sorduğumuz bir sorudur sevgili okur. Ama umuyorum ki kalbiniz bu soruyu daha sık hatırlayacaktır. Kaprisli ve aksi insanlardan bahsetmişken tüm gün takındığım uysal tavrımı hatırlamadan duramayacağım. Sabahın erken saatlerinde üstüme şaşılacak bir kasvet çökmüştü. Birden dünyada tek başımaymışım, herkes beni terk etmiş ve benden uzaklaşıyormuş gibi hissettim. Tabii ki burada şunu sormaya hakkınız vardır. Kim bu herkes? Çünkü ben Petersburg'da yaşamaya başlayalı 8 yıl oldu ve neredeyse tek bir arkadaş bile edinemedim. Benim neyime gerekti ki arkadaş? Ben zaten tüm Petersburg'u tanıyordum. Bu sebeple bütün Petersburg kalkıp bir anda sayfiye yerlerine gidince herkes beni terk etmiş gibi hissettim. Tek başıma olma düşüncesi beni çok korkuttu ve koskoca 3 gün boyunca şehirde derin bir hüzünle dolaştım. Bana ne olduğunu kesinlikle anlamıyordum. Nevski meydanına gidiyordum, bahçeleri geziyordum, iskelete dolaşıyordum. Tüm yıl aynı saatte, aynı yerde görmeye alışık olduğum tek bir yüze bile rastlayamıyordum. Onlar beni elbette tanımıyorlardı ama ben onları tanıyordum. Hem de yakından tanıyordum. Dış görünüşlerini neredeyse ezberlemiştim. Onlar neşeliyken ben de keyifleniyordum. Onlar kederliyken bana da hüzün çöküyordu. Neredeyse her gün aynı saatte Fontanka'da karşılaştığım yaşlı bir adamla arkadaş oluyordum. Dışarıdan oldukça kibar ve düşünceli görünüyor, kendi kendine bir şeyler fısıldayıp sol elini sallıyordu. Sahilinde ise altın topuzlu, budaklı, uzun bir baston vardı. Hatta o da beni fark etmiş ve aramızda manevi bir bağ kurulmuştu. Olur da Fontanka'da aynı yerde, aynı saatte beni göremezse eminim ona da bir hüzün çökerdi. İşte bu yüzden bazen özellikle ikimizin de ruh hali iyi iyiyse birbirimizi selamlayacak gibi olurduk. Geçenlerde iki gün denk gelemeyip üçüncü gün karşılaştığımızda neredeyse şapkalarımıza sarılıyorduk. Neyse ki tam zamanında kendimize gelip ellerimizi indirdik ve memnuniyetle birbirimizin yanından geçtik. Ben evlerle de bu şekilde bir ilişki kuruyorum. Yürürken sanki her biri caddede önüme atlıyor, tüm pencereleriyle bana bakıyor ve ''Merhaba, bugün nasılsınız?'' Beni sorarsanız keyfim yerinde. Mayıs'ta bana bir kat daha çıkacaklar. Sağlığınız nasıl? Sabah beni tamir etmeye başlıyorlar. Ya da neredeyse yanıyordum. Nasıl korktum anlatamam gibi şeyler söylüyor. Aralarında çok sevdiğim ve yakından tanıdıklarım da var. Biri bu yaz bir mimara tedavi olmayı düşünüyormuş. Başına bir şey gelmesin diye her gün özellikle geçeceğim oradan. Tanrım sen onu koru. Yine de hiçbir zaman açık pembe renkteki güzel bir evle yaşadığım anıyı unutamayacağım. Bu taştan yapılmış, şirin ve küçük bir evdi. Diğer hantal komşularına mağrur bakışlar atarken bana karşı öyle güler yüzlüydü ki yanından ne zaman geçecek olsam kalbim sımsıcak olurdu. Geçen hafta sokakta yürürken bu arkadaşıma bakar bakmaz acı bir çığlık duydum. Beni sarıya boyuyorlar. Zalimler, barbarlar. Ne kolonlarını acımışlar ne de sundurmalarını. Arkadaşımı bir kanarya gibi sarıya boyamışlar. Onu öyle görünce içim parçalandı ve o andan itibaren Çin Göksel İmparatorluğu'nun rengine boyanarak böylesine incitilmiş zavallıcığımla görüşecek gücü kendimde bir daha bulamadım. İşte bütün Petersburg'un nasıl tanıdığımı artık anladınız sevgili okur. Az önce de söylediğim gibi koskoca üç gün içimdeki huzursuzluk bana eziyet etti. Sonrasında bunun sebebi üzerine akıl yürütmeye başladım. Sokakta içime bir karanlık çöktü. O yok şu yok. Herkes nereye kayboldu? Evde de kendimle değildim. İki akşam odamda huzur bulmam için neyin eksik olduğunu anlamaya uğraştım. Neydi burada beni rahatsız eden şey? Şaşkınlıkla isten kararmış yeşil duvarlarıma, Matriona'nın büyük bir başarıyla yetiştirdiği örümcek ağlarıyla kaplanmış tavanıma baktım. Tüm mobilyalarımı süzdüm sorun nerede diye düşünerek her bir sandalyeyi dikkatlice gözden geçirdim. Çünkü bir sandalye bile dün durduğu gibi durmasa rahat edemezdim. Pencereden dışarı izledim ama her şey boşunaydı. Hiçbir yardım olmadı. Hatta birden aklıma Matriona'yı çağırmak geldi ve ona tüm bu düzensizlik ve örümcek ağları ile ilgili babacan bir konuşma yaptım. Ama yüzme şaşkın şaşkın baktı ve tek bir söz bile söylemeden çekip gitti. Örümcek ağları ise yerli yerinde duruyordu. Sorunun ne olduğunu ise nihayet bu sabah buldum. Eh, herkes beni atlatıp yazlığa savaşmıştı ya. Bu bayağı söylemimden dolayı beni mazur görün ama bunu öyle yüksek uslupla söyleyemezdim. Çünkü Petersburg'da bulunan herkes ya çoktan yazlığa gitmişti ya da gitmek üzereydi. Sokakta gördüğüm fayton kiralayan her iyi giyimli, saygın görünümlü adam gözümde hemen günlük işlerini bitirdikten sonra ufak tefek eşyalarıyla ailesinin yanına dönecek bir aile babasına dönüşüyordu. Gelip geçen herkes şimdi başka bir hale bürünmüş ve hepsi karşılaştığı insanlara ''Biz sadece buradan geçiyorduk muyum? Birkaç saat sonra yazlığa gideceğiz.'' diyor gibiydi. Çiçekçiye seslenen güzelce bir kız şeker gibi beyaz incecik parmaklarıyla tıklattığı cımı açıp kafasını uzatmaya görsün. O an içime onları sadece şehirdeki havasız dairesinde baharın tadını çiçeklerle çıkarmak için değil de çok yakında gidecekleri yazlığa götürmek için alıyormuş gibi doğuyordu. Bu ne ki insanları gördüğümde şaşmadan kim nasıl bir yazlıkta yaşıyor tahmin edebilmek gibi yeni ve özel bir kabiliyet kazanmıştım. Kamenni ve Aptekarski adaları ya da Petergof yakınlarındaki yazlıkların sakinleri yapmacık zarif tavırları, göz alıcı yazlık kıyafetleri ve onları şehre getiren güzel yaylı arabalarıyla diğerlerinden ayrılıyordu. Parkolov'da ve daha ilerisinde yaşayanlar ilk bakışta insanda ihtiyatlı ve ciddi bir hava uyandırıyordu. Krestovski adası ziyaretçileri ise ölçülü neşeleriyle dikkat çekiyordu. Ne zaman tamamı dağ gibi çeşit çeşit eşyalarla, sandalyelerle, masalarla, sedirlerle, koltuklarla, evin diğer tüm eşyalarıyla yüklü ve de bunlara ek olarak çoğu kez arabanın en tepesinde mağrur bir şekilde oturup patronlarının eşyalarına gözü gibi bakan çelimsiz aşçı kadınların olduğu arabaların yanında ellerinde dizginlerle tembel tembel yürüyen ve sürücülü uzun yük arabası konvoyları ile karşılaşsam ya da ne zaman Neva veya Fontanka nehrinden Chiorni nehrine ve adalara doğru kayıp giden Ağır ev eşyalarıyla yüklenmiş kayıkları görsem, arabalar ve kayıklar gözümde yüz katına, bin katına çıkıyordu. Sanki herkes kalkıp gidiyor, kafileler halinde yazlığa göç ediyor, tüm Petersburg adeta bir çöle dönüyordu. Bundandır ki içimi bir utanç, hüsran ve keder bulutu kapladı. Benim kesinlikle gidecek bir yazlığım, hatta gitmek için bir sebebim yoktu. Her arabayla, fayton kiralayan her iyi giyimli adamla gitmeye hazırdım. Ama kimse, kesinlikle hiç kimse beni davet etmiyordu. Ben onları bu kadar iyi tanırken onlar bir yabancıymışım gibi beni unutmuştu. Öyle uzun yürüdüm ki yine her zamanki gibi, yine nerede olduğumu, kendimi şehrin kapısında nasıl bulduğumu unutmayı başardım. Bir anda içimi bir neşe kapladı ve bariyerleri aşıp ikilmiş tarlaların ve çayırların arasında yürümeye başladım. Yorgunluk duymuyordum. Sadece ruhumun hafiflediğini, üstümden bir yük kalktığını hissediyordum. Herkes bana neredeyse selam verecekmişçesine arkadaşça bakıyordu. Herkes bir şeye seviniyor, her biri sigara içiyordu. Hiç olmadığım kadar mutluydum. Bir anda İtalya'daymışım gibi hissettim. İşte doğa benim gibi şehrin duvarları içine sıkışıp kalmış yarı hasta bir adamı böylesine etkilemişti. Petersburg'un doğasında baharın başlangıcıyla rengarenk çiçeklerle bezinip tüm gücünü ve cennetten bahşedilmiş güzelliklerini gösteren kelimelere dökülemeyecek kadar etkileyici bir şey vardır. Nedense bana kimi zaman acıyarak, kimi zaman şefkatli bir aşkla baktığımız, bazen fark etmeyip sonrasında aniden tanımlanamaz tuhaf güzelliğini ortaya çıkaran zayıf ve hastalıklı bir kızı hatırlatır. Siz ise çarpılmış, sarhoş olmuş bir şekilde istemeden kendinize şunu sorarsınız. Nasıl bir güç bu hüzünlü ve düşünceli gözleri öyle ışıl ışıl parlattı? Bu solgun ve çökmüş yanaklara nasıl kan geldi? Bu narin yüze tutku saçan neydi? Neden göğsü böylesine kalkıp kalkıp iniyordu? Zavallı kızın yüzüne aniden güç, canlılık ve güzellik veren, onu böylesine bir gülümsemeyle parıldatan ve göz kamaştırıcı gülüşüyle canlandıran neydi? Etrafınıza bakınıp birini arar, hatta kimisinden kuşkulanmaya başlarsınız. Ama o an geçer. Belki de ertesi gün yine o düşünceli, dalgın bakışlara, tıpkı önceden olduğu gibi solgun bir yüze, itaatkar ve ürkek hareketlere, hatta bir dakikalık coşkunun hüsranına, üzüntüsüne ve pişmanlığa rastlarsınız çok kısa sürede gözlerinizin önünde aldatıcı ve nafile yanıp sönen o bir anlık güzelliğin geri dönmemecesine gittiğine maalesef onu sevecek vaktiniz bile olmamasına üzülürsünüz. Her şeye rağmen gecem gündüzümden daha iyi geçmişti. Bakın neler oldu. Şehre döndüğümde vakit epey geçti ve evime yaklaştığımda saat 10'u vuruyordu. Doğrusu şehrin ücra bir yerinde yaşıyorum ve eve giderken yolum bu saatte tek bir canlıya bile rastlayamayacağınız bir nehir kanalına düştü. Hem yürüyor hem de bir şarkı mırıldanıyordum. Çünkü mutlu olduğumda bir arkadaşı, yakın bir ahbabı ve yüzünün güldüğü bir anda sevincini paylaşacak kimse olmayan her mutlu insan gibi ben de mutlaka kendi kendime bir şeyler mırıldanırım. Ve birden başıma hiç umulmadık bir olay geldi. Yan tarafta bir kadın trabzanlara yaslanmış duruyordu. Dirseklerini parmaklıklara koymuş, görünüşe göre çok dikkatli bir şekilde kanalın bulanık suyunu izliyordu. Şirin sarı bir şapkası ve siyah zarif bir çalı vardı. Bu genç bir kız, üstelik esmerdir diye geçirdim içimden. Ayak seslerimi duymuyor olacaktı ki ben soluk almadan hızlı hızlı çarpan kalbimle yanından geçerken kılını bile kıpırdatmadı. Tuhaf. Belli ki kara kara düşündüğü bir şey var dedim kendi kendime ve olduğum yere çakılıp kaldım. Derinden bir hıçkırık geliyordu kulağıma. Evet, yanılmıyordum. Kız ağlıyordu ve hıçkırıkları her saniye artıyordu. Tanrım! Yüreğim sızladı. Kadınlara karşı ne kadar çekingen olsam da şimdi çekingenliğin sırası değildi. Geri döndüm ve ona doğru bir adım attım. Eğer yüksek Rus sosyetesini anlatan tüm romanlarda binlerce kez kullanılmadığını bilsem, hanımefendi diye seslerini verecektim. Bu sebeple duraksadım. Ama ben yeni bir sözcük bulamadan kız kendine geldi. Etrafına bakındı, nerede olduğunu hatırlayıp başını öne eğdi ve yanımdan geçip nehir boyunca yürümeye başladı. Hemen peşine takıldım. Fakat beni fark edince kıyıdan gitmekten vazgeçip yolun karşısındaki kaldırımdan yürümeye başladı. Bense karşıya geçmeye cesaret edemedim. Kalbim yakalanmış bir kuşunki gibi çarpıyordu. Bir olay imdadıma yetişti kaldırım tarafında tanımadığım bu kızın yakınında fraklı, yaşını başını almış bir adam belirdi. Doğrusu yürüyüşü yaşına yakışır gibi değildi. Duvarlara yaslanarak ve sendeleyerek gidiyordu. Kız peşine birinin takılmasını istemeyen her genç kızın yaptığı gibi ok misali süratli ve ürkek bir şekilde yürüyordu. Elbette ayakta zor duran bu adamın ona yetişecek hali yoktu. Tabii talihi ona yanlış bir yol izlemesini öğütlememiş olsaydı. Adam aniden kimseye sezdirmeden olduğu yerden fırlayarak bu tanımadığım kızı yakalamak istercesine koşmaya başladı. Kız rüzgar gibi gidiyordu ama adam yetişecek gibiydi. O anda kız çığlığı bastı ve şans eseri yanımda olan sağ elimdeki mükemmel budaklı sopaya şükrettim. Kendimi bir saniyede karşı kaldırımda buldum. O bir saniye içinde adam neyle karşı karşıya olduğunu ve neyle tehdit edildiğini anlamıştı bile. Sustu, durdu ve tepkisini ancak biz fazlasıyla uzaklaştığımızda arkamızdan hararetli bir şekilde bağırarak gösterebildi. Sesi bile bize güçlükle ulaşıyordu. ''Elinizi bana verin.'' dedim kıza. ''Sizi daha fazla rahatsız edemez.'' Sessizce hala korku ve endişeyle titreyen elini uzattı. ''Ah be adam, şimdi nasıl da minnettarım sana yaşadığım bu an için.'' Göz ucuyla kıza baktım. Tahmin ettiğim gibi şipşirin ve esmer bir kızdı. Siyah kirpiklerinde az önceki korkunun veya evvelki acısının gözyaşları parıldıyordu. Ama dudaklarında bir gülümseme ışıldamaya başlamıştı çoktan. O da bana ürkek bir bakış attı. Hafifçe kızardı ve gözlerini indirdi. İşte görüyor musunuz neden benden kaçtınız ki? Ben yanınızda olsaydım bunların hiçbiri yaşanmazdı. Ama sizi de tanımıyordum. Ben sandım ki siz de şimdi tanıyor musunuz ki biraz mesela neden titriyorsunuz? Ah ilk bakışta bildiniz diye cevap verdim kızın zeki olduğunu sevinçle fark ederek zeka güzelliğin yanına oldukça yakışan bir özellik. Evet e, kiminle muhatap olduğunuzu ilk görüşte anladınız. Kadınlara karşı oldukça çekingenim inkar etmeyeceğim. Şu an heyecan içindeyim ve nedense en az sizin o beyefendiden korktuğunuz kadar korkuyorum. Bir rüya gibi. Hoş, ben rüyamda bile bir gün bir kadınla konuşacağımı görmemiştim. Nasıl yani? Sahi mi? Evet, ellerim titriyorsa bu yüzdendir. Daha önce onları sizinki gibi böylesine güzel ve küçük eller hiç sarmadığı için ben kadınlara oldum olası yabancıyım. Daha doğrusu onlara hiçbir zaman alışamadım. Nihayetinde yapayalnızım. Onlarla nasıl konuşulur bunu bile bilmiyorum. Tıpkı şimdi size aptalca bir şey söyleyip söylemediğimi bilmediğim gibi. Lütfen, lütfen bana karşı açık olun. Baştan söyleyelim. Alıngan biri değilimdir. Hayır hayır tam tersi. Eğer dürüst olmamı istiyorsanız size şunu söyleyebilirim ki Kadınlar böyle çekingenliklerden hoşlanır. Daha da fazlasını söyleyeyim. Bu benim de hoşuma gidiyor. Evime kadar yanımda yürümenize müsaade edeceğim. Ana ne yaptınız böyle? Diye heyecandan nefesim kesilerek başladım. O halde ben de derhal çekingenliği bir kenara bırakıyorum. Gerçi o zaman bütün şansımı kaybederim. Şans mı? Ne şansı? Neyin şansı? E, i̇şte bu hoşuma gitmedi. Benim hatamı affedin. Ağzımdan öyle çıktı. Ama böyle bir anda içimde bir istek olmamasını nasıl beklersiniz? Beğenilme isteği mi? Evet evet. Tanrı aşkına ne olursunuz benim nasıl biri olduğumu anlamaya çalışın. 26 yaşıma geldim ama daha hiç kimseyle görüşüp iki laf etmiş değilim. Yani nasıl güzel ve yerinde konuşabilirim ki? Size içimi açmak ve her şeyi doğruca anlatmak en iyisi olacak. Üreyim konuşurken ben nasıl sessiz kalabilirim? Her neyse. İnanın hayatımda tek bir kadın bile olmadı. Hatta bir ahbap bile. Ve ben her gün eninde sonunda biriyle tanışacağımı hayal etmekten başka bir şey yapamıyorum. Ah, düşünceyle kaç kişiye aşık olduğumu bir bilseniz. Ama nasıl? Kime? Birine değil tabii. Bir hayale, düşlerimde gördüğüm insanlara, hayallerimde baştan sona romanlar yaratıyorum. Siz beni bilmezsiniz. Elbette hiçbir kadınla tanışmamış değilim. Ancak kimdi bu kadınlar? Ev sahiplerim ki onlar da... Ama şunu anlatırsam sizi güldürebilirim. Birkaç kez sokakta yalnız yürüyen bazı aristokrat kadınlarla öylece konuşabileceğimi düşünmüştüm. Konuşmak dediysem elbette çekingen, ürkek ve saygılı bir üslupta kalbim küt küt atarak ona beni yanından kovmaması için o an edek hiçbir kadını tanıma şansım olmadığını ve yalnızlıktan kahrolduğumu söylemeyi, onu bir kadın olarak benim gibi böylesine mutsuz bir insanın yakarışına kayıtsız kalma hakkı olmadığına inandırmayı planlamıştım. Aslında tüm isteğimin bana kardeşçe ve içtenlikle bir çift söz söylemesinden, beni ilk adımımda kovmamasından, sözlerime inanıp söyleyeceklerimi dinlemesinden, mümkünse bana gülümsemesinden, Kaybettiğim umudumu bana geri vermesinden, sahinen sadece iki kelime etmesinden ibaret olduğunu söylemeyin. Sonra varsın onu bir daha hiç görmeyeyim. Ama gülüyorsunuz. Hoş, ben de bunun için anlatmıyor muyum? Darılmayın, kendi kendinizin düşmanı olduğunuz için gülüyorum. Denemiş olsaydınız belki sokakta da olsa başarabilirdiniz. Ne kadar sade ise o kadar iyidir. Zaten iyi kalpli hiçbir kadın aptal veya o an bir şeye sinirli değilse çekinerek dilediğiniz o iki üç kelimeyi söylemeden sizi yanından uzaklaştırmazdı. Bana da bakın neler söylüyorum. Elbette sizin deli olduğunuzu da düşünebilirlerdi. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sanki yeryüzündeki insanların nasıl yaşadıklarını çok biliyormuşum gibi. Ah, teşekkür ederim diye haykırdım. Bana nasıl bir iyilik yaptığınızı bilemezsiniz. Peki peki söyleyin bakalım benim öyle bir kadın olduğumu nasıl anladınız? Yani ilginize, arkadaşlığınıza değer bir kadın. Kısacası sizin deyiminizle ev sahibisi olmadığımı neden bana yakınlaşmaya karar verdiniz? Neden mi? Çünkü yalnızdınız. O adam fazlasıyla cüretkardı ve gece vaktiydi. Takdir edersiniz ki bu benim görevimdi. Hayır hayır öncesinde karşı tarafta daha orada bana yaklaşmak istemediniz mi? Kıyıda mı? Açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum. Korkuyorum. Biliyor musunuz? Bugün çok mutluydum. Dolaştım, şarkı söyledim, şehrin surlarının dışına çıktım. Hiç bu kadar mutlu dakikalar yaşamamıştım. Siz... Belki de bana öyle geldi. Yine de hatırlattığım için bağışlayın ama... Ağlıyordunuz sanki. Ben ben buna katlanamazdım. Yüreğim sızladı. Tanrım. Gerçekten bu yüzden size yakınlık duymuş olamaz mıyım? Size karşı kardeşçe bir şefkat beslemiş olmam kötü bir şey mi? Şefkat sözünü mazur görün. Sözün özü elimde olmadan size yakınlaşmaya yeltendiğim için sizi incitmiş olabilir miyim? Durun. Bu kadar yeter konuşmayın. Dedi genç kız. gözlerin yere eğmiş elimi sıkarken. Konuyu buraya getirdiğim için hata hatalıyım ancak sizin hakkınızda yanılmadığım için bir o kadar da memnunum. İşte evime vardık. Şuraya. Ara sokağa gireceğim. İki adımlık yolum kaldı. Hoşçakalın. Size minnettarım. Yani sahiden, sahiden bir daha hiç görüşemeyecek miyiz? Bu böyle mi kalacak? Görüyor musunuz? Dedi gülümseyerek. Başta sadece iki kelime istiyordunuz. Şimdi ise ama buna karşılık bir şey söyleyemeyeceğim. Belki de görüşürüz. Yarın buraya geleceğim dedim. Daha şimdiden bir talepte bulunduğum için bağışlayın. Evet, sabırsızsınız. Neredeyse ısrar edeceksiniz. Dinleyin, dinleyin diye sözünü kestim. Yine ağzımdan öyle sözler kaçırırsam affedin. Demek istiyorum ki ben yarın buraya gelmeden duramam. Ben bir hayalperestim. Her zaman şimdiki gibi anlar yaşayabileceğim hareketli bir yaşantım yok. Öyle nadir ki bu dakikaları hayallerimde tekrar tekrar canlandırmadan yapamayacağım. Gece boyunca sizi düşüneceğim. Hatta bütün hafta, bütün yıl. Ben yarın buraya mutlaka geleceğim. Özellikle buraya, bu yere, tam olarak bu saatte. Böylece dünü anımsayarak mutlu olacağım. Bu yeri şimdiden sevdim. Şimdiden Petersburg'da böyle iki üç yerim oldu. Bir keresinde benim de anılarımı düşünerek ağlamışlığım var tıpkı sizin gibi. Belki siz de 10 dakika önce hatıralarınız yüzünden ağlıyordunuz. Kim bilir? Ha, affedersiniz. Yine kendimi kaybettim. Belki de siz bir zamanlar burada her zamankinden çok daha mutluydunuz. Pekala, dedi genç kız. Yarın muhtemelen buraya geleceğim. Yine saat 10'da. Sizi durduramayacağımı anladım artık. Gerçek şu ki ben buraya gelmek zorundayım. Size randevu verdiğimi sanmayın, şimdiden söylüyorum. Kendim için burada olmalıyım. Açıkçası siz gelirseniz de benim için sorun olmayacaktır. Başta bugünkü gibi bir tatsızlık yaşanabilir ama bunu önemsemeyin. Kısacası yine iki kelime konuşabilmek için sizi görmek isterim. Yalnız benim hakkımda kötü bir yargıya varmazsınız şimdi, değil mi? Herkese böyle kolay randevu verdiğimi düşünmeyin lütfen. Aslında size randevu verirdim eğer neyse neyse bu benim sırrım olarak kalacak ama bir şartım var. Şart mı? Söyleyin, şimdiden söyleyin lütfen. Her şey kabulüm, hepsine hazırım diye coşkuyla bağırdım. Size söz veriyorum itaatkar ve saygılı olacağım. Beni artık tanıyorsunuz. Zaten sizi tanıdığım için yarın buraya davet ediyorum ya dedi kız gülerek. Ben sizi gerçekten tanıdım artık. Ama bakın bir şartla gelin. Sizden rica ediyorum. İsteyeceğim şeyi yerine getirin. Görüyorsunuz sizinle açık açık konuşuyorum. Sakın bana aşık olmayın. Asla olmaz. Sizi temin ederim. Arkadaşlar hazırım. İşte size elimi uzatıyorum. Ama asla aşık olmayın. Size yalvarıyorum. Yemin ederim. Diye bağırdım küçücük elini tutarak. Tamam. Yemin etmeyin. Ben barut gibi patlamaya hazır olduğunuzu biliyorum. Böyle konuştuğum için beni ayıplamayın. Bir bilseniz. Benim de akıl danışacağım, konuşabileceğim kimse yok. Elbette sokakta bir akıl hocası arıyor değilim. Siz bir istisnasınız. Sizi sanki 20 yıldır arkadaşmışız gibi tanıdım artık. Sözünüzü tutacaksınız değil mi? Göreceksiniz. Sadece önümüzdeki 24 saatin nasıl geçireceğimi bilemiyorum. Güzelce uyuyun. İyi geceler. Ve artık size güvendiğimi unutmayın. Ama az önce güzel söylediniz. İnsanın her duygusunu, hatta kardeşçe hislerini bile illa tek tek açıklaması mı gerekir? Bunu öyle güzel söylediniz ki, aklımdan size içimi dökme fikri geçti. Tanrı aşkına, hangi konuda? Söyleyin. Yarın görüşürüz. Şimdilik bu benim sırrım olarak kalacak. Böylesi sizin için daha iyi. Hiç değilse uzaktan bakınca bir romana benzeyecektir. Belki yarın size söylerim. Belki de söylemem. Öncesinde sizinle biraz konuşacağım ve sizi daha iyi tanıyacağım. Ah e evet yarın size kendimden bahsedeceğim. Bu nasıl bir şey? Sanki bir mucizeyi yaşıyorum. Tanrım neredeyim ben? Lütfen söyleyin. Diğerlerinin yaptığı gibi en başta beni kovmadığınız ve sinirlenmediğiniz için memnun değil misiniz? İki dakika geçti ve siz beni ebediyete kadar mutlu kıldınız. Evet mutluyum. Neden biliyor musunuz? Belki de beni kendimle barıştırdınız. Şüphelerimi yok ettiniz. Belki de zaman zaman böyle anlarım oluyor benim. Yarın, yarın her şeyi anlatacağım size. Her şeyi öğreneceksiniz, her şeyi. Pekala, anlaştık. Siz başlayacaksınız. Kabul. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ayrıldık. Bütün gece dolaştım. Eve dönmek istemiyordum. Öyle mutluydum ki Yarın görüşmek üzere. İkinci gece. Güzel, işte hayattasınız, Deli genç kız gülerek iki elimi birden sıkarken. İki saat önce geldim. Bütün gün ne haldeydim bir bilseniz. Biliyorum, biliyorum. Ama konumuza dönelim. Neden geldim biliyor musunuz? Dünkü gibi boşa çene çalmak için değil. Şöyle ki, bundan sonra akıllıca hareket etmeliyiz. Dün tüm bu olanlarla ilgili uzun uzun düşündüm. Ne konuda? Ne konuda daha akıllıca? Kendi adıma ben hazırım. Doğrusu hayatımda şimdikinden daha aklı başında olmamıştım hiç. Sahiden mi? İlk olarak sizden elimi bu kadar sıkmamanızı rica ediyorum. İkinci olarak ise tüm gün sizin ne kadar çok düşündüğümü itiraf etmeliyim. Peki ne sonuca vardınız? Sonuç mu? Sonuç şu ki baştan başlamalıyız. Çünkü bugün her şeyi düşününce sizi tanımadığıma, dün bir kız çocuğu gibi davrandığıma karar verdim. Davranışlarımızı sorgulamaya başladığımızda hep yaptığımız gibi kendimi haklı çıkaran uygun bir neden buldum. Ve suçun kesinlikle benim yumuşak kalbimde olduğunu anladım. Bu hatayı düzeltebilmek için sizinle ilgili en ince detayı bile öğrenme kararı aldım. Ama hakkınızda böyle ayrıntılı bilgi alabileceğim kimse olmadığından siz ne var ne yok her şeyi bana kendi ağzınızla anlatmalısınız. Evet. Nasıl bir insansınız? Hadi başlayın bana hikayenizi anlatın. Hikayemi mi? diye bağırdım korkarak. Ama size bir hikayem olduğunu kim söyledi? Benim bir hikayem yok ki. Madem bir hikayeniz yok, nasıl yaşıyorsunuz? diye sözümü kesti gülerek. Kesinlikle hiçbir hikayem olmadı. Bizde denildiği gibi kendi kendime yaşadım. Tümüyle yalnız. Yapayalnız. Yalnız olmanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Nasıl yani? Şimdiye dek hiç kimseyi görmediniz mi? Hayır. Görmesine görüyorum ama her halükarda yalnızım. Yani hiç kimseyle konuşmuyorsunuz öyle mi? Tam manasıyla hiç kimseyle. O halde siz nasıl birisiniz? Açıklayın lütfen. Durun, durun. Ben tahmin edeyim. Sizin de sanırım tıpkı benimki gibi bir nineniz var gözleri görmüyor. İşte bu yüzden hayatım boyunca bir yere gitmeme izin vermedi. Öyle ki neredeyse konuşmayı unutacaktım. İki yıl önce bir haylazlığımı yakaladı. Beni artık zapt edemeyeceğini anladığından tuttu bir çengelli ineyle elbisemi kendininkine tutturdu. O günden itibaren tüm gün birlikte oturmaya başladık. Ninem kör olmasına rağmen çorap örüyor. Bense yanında öylece oturup ya dikiş dikiyor ya da ona kitap okuyorum. İşte böyle tuhaf bir düzen bizimki. İki yıldır iğne ile birbirimize tutturulmuş şekilde yaşıyoruz. Tanrım ne talihsizlik. Benim kesinlikle böyle bir ninem yok. E yoksa neden böyle evde oturuyorsunuz? Dinleyin. Benim nasıl bir adam olduğumu öğrenmek istiyor musunuz? Evet, evet. Kesinlikle kelimenin tam manasıyla. Peki öyleyse ben bir tipim. Tip mi? <laughs> ne tipi? Diye sanki bütün yıl hiç gülmemişçesine bir kahkaha atarak bağırdı genç kız. Siz insanı gülmekten öldürürsünüz. Bakın şurada bir bank var. Oraya oturalım. Buradan kimse geçmez. Kimse bizi duyamaz. E hadi hikayenize başlayın. Çünkü artık beni hikayeniz olmadığına inandıramazsınız. Sadece gizliyorsunuz. Öncelikle nedir bu tip? Tip <laughs> diğerlerine benzemeyen gülünç insan demektir diye cevap verdim onun çocuksu gülüşünden etkilenip bir kahkaha patlatarak. Bu bir karakterdir. Dinleyin. Hayalperest ne demek? Bilir misiniz? Hayalperest mi? Bilmez olur muyum hiç? Ben kendim hayalperestim. Kimi zaman ninemin yanında otururken aklımdan öyle şeyler geçer ki... işte orada hayal kurmaya başlarsınız. Öylece bir Çin prensiyle evlendiğinizi bile düşünürsünüz. Aslında bazen iyidir hayal kurmak. Gerçi kim bilir Özellikle de düşünecek yeterince şeyiniz varsa dedi. Bu defa fazlasıyla ciddiydi. Mükemmel. Eğer Çin imparatoruyla evlenmeyi bir kere bile hayal ettiyseniz beni gerçekten anlayacaksınız demektir. Şimdi dinleyin. Ama müsaadenizle ben hala isminizi bilmiyorum. Sonunda. Ne kadar da erkencisiniz. Ah tanrım. Aklıma bile gelmedi. Keyfim öyle yerindeydi ki. İsmim Nastenka. Nastenka? Bu kadar mı? Bu kadar. Size yetmez mi? Nasıl da açgözlüsünüz. Yetmez mi? Aksine fazla bile. Oldukça fazla. Nastenka. Nastenka. Ne kadar da iyi yürekli bir kızsınız. Baksanıza. İlk buluşmamızda bana kendinizi Nastenka olarak tanıtıyorsunuz. Öyleyimdir. Hadi artık anlatın. Peki Nastenka. Dinleyin. Nasıl gülünç bir hikaye anlatacağım. Yanına oturdum, ciddi bir tavır takındım ve bir yazıyı okurmuş gibi başladım. Bilmezsiniz belki Nastenka, Petersburg'da oldukça ilginç köşeler vardır. Bu köşelerde küçük Nastenka, etrafımızda hızla geçip giden yaşamlara benzemeyen, sanki şu pek ciddi ve gerçekçi zamanlarda değil de göğün 30 kat yukarısında bir krallıktaymışçasına bambaşka hayatlar yaşanır. Bu hayat tamamıyla fantastik, tutkulu, mükemmel bir şeyin ve... Üzgünüm ama öyle Nastenka. Alabildiğine bayağı dememek için sönük, alelade ve tek düze diyeceğim hayatların karışımıdır. Ay yüce tanrım bu nasıl bir giriştir daha neler duyacağım. E, dinleyin Nastenka. Sanırım size Nastenka demekten hiç usanmayacağım. Bu köşelerde nasıl tuhaf insanların hayalperestlerin yaşadığını duyacaksınız. Hayalperest gerçek bir tanımlama gerekirse bir insan değildir. O özünde orta cins bir varlıktır. Hayalperest çoğu zaman gün ışığından bile saklanıyormuşçasına ulaşılamaz köşelerde bir yere yerleşir. Bir kez köşesine çekildiğinde kabuğunun içine saklanan bir sümüklü böceğe benzer. Her şeyden çok da kaplumbağa dediğimiz kendisi hem bir hayvan hem de ev olan ilginç çekici o canlıyı andırır. Niçin muhakkak yeşile boyalı? İsli, kasvetli ve katlanılmaz şekilde duman kokan bu dört duvarı bu kadar düşkündür? Zaten az sayıdaki tanıdıklarından biri ziyarete geldiğinde sonunda tüm dostlarının ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Bu gülünç adam neden onları sanki bu dört duvarın arasında bir cinayet işlemiş, içeride sahte para basıyormuş ya da bir gazeteye asıl şairi ölmüş olduğu için arkadaşının onun şiirlerini yayınlatmanın boynunun borcu olduğunu anlatan anonim bir mektupla birlikte göndermek üzere kendisi ufak şiirler yazıyormuş gibi kızarıp bozarmış, eli ayağına dolaşmış bir şekilde karşılar. Söyleyin bana Nastenka, neden bu iki ahbap arasındaki muhabbet bir türlü yeşermez? Farklı bir durumda gülmeyi çok seven, zekice sözler söyleyip kadınlar ya da başka eğlenceli bir konu hakkında konuşmalar yapan kafası karışmış davetsiz misafirim neden gülmez? Neden hiç neşeli bir söz çıkmaz ağzından? Neden sonunda muhtemelen yeni tanıştı ve evine ilk kez gelen bu misafir? Çünkü böyle bir durum ikinci kez yaşanmayacak ve misafir bir daha gelmeyecek. Gazara ona misafirliğe gelmiş ve burada sıkışıp kalmış bu zavallı insanı öyle çaresizce memnun etmeye çalışıp konuşmayı toparlamak ve renklendirmek için kendince nezaketini göstermeye, kadınlardan bahsetmeye yönelik muazzam ama nafile bir çabanın ardından hepten kendinden geçmiş ev sahibinin allak bullak olmuş yüzüne bakarak şaşkınlıktan kendini kaybediyor ve tüm nüktedanlığına rağmen tabi varsa neden donup kalıyor? Neden sonunda misafiri aniden yapması gereken, aslında var olmayan işini hatırlayıp şapkasını kaptığı gibi şaşkınlığını ve mahcubiyetini var gücüyle göstermeye çabalayan ev sahibinin sıcak tokalaşmasından elini zorla kurtararak hızlıca ayrılıyor? Neden evden ayrılan misafiri kapıdan çıktığı gibi kıkırdamaya, özünde çok iyi biri olduğunu bildiği bu tuhaf adamı bir daha asla görmeye gelmeyeceğine dair kendine söz vermeye başlıyor? Bir de neden hayal gücünün kaprisine yönelerek, alakasız olduğu halde yeni tanıştığı ahbabıyla vedalaşırken onun yüzünü ezilmiş, korkutulmuş, çocuklar tarafından dövülmüş ve zorla tutsak edilip küle bulandıktan sonra kurutulup bir sandalyenin altına karanlığa sinmiş, tüm vaktini kendini toparlamaya, tıslamaya, iki patisiyle birden incinmiş burnunu temizlemeye ayırmış, uzun zaman çevresine, hayata, hatta hizmetçinin merhametle getirdiği mamalara bile düşmanca bakmış mutsuz bir kedi yavrusuyla kıyaslar, dinleyin diye araya girdi başından beri şaşkınlıktan büyümüş gözleriyle ağzı açık beni dinleyen Nastenka. Dinleyin dinleyin. Gerçekten tüm bunlar nereden çıktı bilmiyorum ve neden bana böyle gülünç sorular sorduğunuzu bir türlü anlayamıyorum. Bildiğim bir şey varsa o da tüm bu serüvenlerin kesinlikle kelimesi kelimesine sizin başınızdan geçtiğidir. Kuşkusuz diye cevapladım en ciddi ifademle. Adem kuşkusuz devam edin dedi Nastenka. Çünkü nasıl biteceğini öğrenmeyi çok istiyorum. Siz kahramanın köşesinde neler yaptığını bilmek istiyorsunuz Nastenka. Daha doğrusu benim ne yaptığımı. Çünkü tüm bunların kahramanı benim. Kendine özgü mütevazı kişiliğimle ben. Siz neye telaşlandığımı, misafirimin beklenmedik ziyaretiyle neden allak bullak olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Odamın kapısı açıldığında neden tedirgin olduğumu, niye kızarıp bozardığımı, neden misafir ağırlayamadığımı ve kendi misafir altında ezilirken nasıl utandığımı mı bilmek istiyorsunuz? Evet, evet, dedi Nastenka. Bunları bilmek istiyorum. Bakın, çok güzel anlatıyorsunuz. Ama bu kadar güzel anlatmazsanız olmaz mı? Sanki konuşmuyorsunuz da kitap okuyorsunuz. Nastenka! Dedim kibirli ve sert bir sesle gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Sevgili Nastenka, fazla güzel anlattığımı biliyorum ama beni mazur görün başka türlü anlatmayı beceremem. Şimdi sevgili Nastenka bin yıl yedi mühürlü bir küpün içinde kalmış sonunda yedisini de kırıp dışarı çıkmış Süleyman peygamberin ruhu gibiyim. Çünkü artık sizi tanıyalı çok oldu Nastenka. Çünkü uzun zamandır birini arıyordum ve bu aradığım kişinin siz bugün görüşmenizse bizim kaderimiz olduğuna bir işarettir. Şimdi Kafamın içinde binlerce musluk açıldı ve sözcükler nehrinin akması gerekiyor. Yoksa boğulacağım. Lütfen sözümü kesmeyin Nastenka. Uslu uslu beni dinleyin. Aksi halde konuşmayı bırakırım. Yo yo asla konuşun. Artık tek kelime etmeyeceğim. Devam ediyorum. Gün içinde dostum Nastenka son derece sevdiğim bir saat vardır. Bu tüm işlerin, görevlerin, yükümlülüklerin neredeyse bittiği saattir. Herkesin eve gidip yemeğe oturmak, uzanıp dinlenmek için acele ettiği, ve yolda akşam, gece ve diğer boş zamanları için eğlenceli başka temalar bulduğu o saattir. Bu vakitte kahramanımız müsaadenizle Nastenka, hikayemi üçüncü şahısla anlatacağım. Çünkü birinci kişiye anlatmak korkunç derecede utandırıyor beni. Ee, evet, yapacak bir şeyleri olan kahramanımız da bu saatte diğerlerini takip eder. Ama soluk, vuruşmuş yüzünde garip bir memnuniyet ifadesi belirmiştir. Soğuk Petersburg semasında yavaş yavaş sönen güneşin kızıllığını izlemeden duramaz. İzliyor derken abartıyorum tabii, izlemiyorum. Ama tüm o süre boyunca yorgun ya da herhangi daha ilgi çekici bir şeyle meşgulmüş de sanki çevresindekilere göz ucuyla, neredeyse istemeyerek ancak gayri ihtiyari bakışlar için vakit ayırabiliyormuş gibi bakar. Memnundur. Çünkü yarına kadar onu bezdiren işlerden kurtulmuştur. Okul sıralarından oyuncaklarına ve yaramazla koşan bir çocuk gibi mutludur. Ona bir bakın Nastenka. Memnuniyet duygusunun onun zayıf sinirlerini ve hastalıklı hayal gücünü çoktan etkilediğini hemen göreceksiniz. İşte bir şey düşünüyor. Öğle yemeği olduğunu mu sanıyorsunuz? O günün akşamını mı? Nereye bakıyor böyle? Şu önünden hızla geçen atların çektiği süslü güzel bir faytondaki kadına bir tablo olmaya diyecek biçimde selam veren iyi giyimli adama mı? Hayır hayır Nastenka. Tüm bu saçmalıklar onu ilgilendirmiyor. O artık iç dünyasında zengindir. Nasıl olduysa birden zengin olmuştur ve batan güneşin son ışıklarının onun önünde neşeyle parıldaması, ısınan kalbinde bir dizi etki bırakması boşuna değildir. Şimdi daha önce onu en küçük detaylarıyla hayrete düşüren o yolu güçlükle seçebilmektedir. Şimdi hayal tanrıçası, Jukovski'yi okuduysanız sevgili Nastenka, iğne ve gergefini almış, altın iplikle kumaşın üstünü maharetle işlemiş ve eşsiz, olağanüstü bir hayatın rengarenk nakışını işlemeye koyulmuştur. Kim bilir belki de onu yine o sihirli elleriyle zihninde sallana sallana yürüdüğü harikulade granit merdivenlerden göğün yedinci kristal katmanına götürmüştür. Şimdi onu durdurmaya çalışın. Aniden sorun nerede duruyorsun, hangi sokaklardan geçtin? Muhtemelen hiçbir şey hatırlamayacaktır. Ne nerede yürüdüğünü ne de şu an nerede durduğunu. Ve mahcubiyetten kızararak durumu kurtarmak için mutlaka bir yalan söyleyecektir. İşte Yalnız ve yaşlı bir hanımefendi onu kaldırımın ortasında nezaketle durdurup yolunu kaybettiği için yardım istediğinde bu yüzden böylesine sarsılır ve korkudan ağlayacak gibi olur. Sıkıntıyla suratını asıp yürümeye devam eder. Yanından geçerken ona bakıp gülümseyen, arkasından bakan insanların ve yolundan ürkekçe çekildikten sonra onun geniş dalgın tebessümüne ve el hareketlerine hayretle bakıp kahkaha atan bir kız çocuğunun neredeyse farkına bile varmaz. Ama yaşlı kadın yoldan geçen meraklılar, gülen kız çocuğu, Fontanka'ya demir atmış sandallarında akşam yemeklerini yiyen adamlar, Kahramanımız o sırada oradan geçtiğini farz edersek yine aynı oyunbaz hayal tanrıçasının işidir ve anı ören bir örümcek gibi tümünü gergefine işlemiştir. Tuhaf adam tüm bu olanları da yanına alıp rahat yuvasına, evine gider, yemeğe oturur, uzun uzun yemeğini yer ancak daima hüzünlü ve düşünceli hizmetçisi Matriona masadaki her şeyi kaldırıp ona piposunu verdiğinde kendine gelir. Kendine gelir ve asla farkına varmadan yemeğini nasıl bitirdiğini şaşkınlık içinde düşünür. O da kararmaya başlar. İçinde bir keder ve boşluk hissi vardır. Etrafındaki hayaller krallığı sessiz sedasız, tek bir iz bırakmadan yıkılıyor. Bir rüya gibi geçip gidiyordur. O ise kendi kendine neyin hayalini kurduğunu bile hatırlamıyordu. Ama içinde hem hafiften yüreğini sızlatan hem de onu heyecanlandıran muğlak bir his, yeni bir heves tüm cazibesiyle uyanır ve onu farkına varmadan bir dizi yeni hayale çağırır. Küçücük odada sessizlik hakim olur. Tek başına dinginlikle hayallerini büyütür. Onları kolaylıkla alevlendirir. Tıpkı sessiz sakin etrafta dolaşan yaşlı matriyonanın kendisine kahve pişirirken cezveye koyduğu su gibi kaynatır. Ve işte artık hayalleri ışıklar saçmaya başlar düşünmeden rastgele seçip daha üçüncü sayfasına gelemediği kitabı hayalperestimizin elinden düşer. Hayal gücü yeniden işe koyulur. Coşkuyla uyanır ve birden gözlerinin önünde yine yeni bir dünya, büyüleyici bir yaşam verir. Yeni bir rüya, yeni bir mutluluk, yeni ve baştan çıkarıcı bir zehrin hazzı. Artık gerçek hayat onu ilgilendirmiyordur. Onun kendine has bakış açısına göre biz Nastenka öylesine durgun, ağır, ağır ve tat almadan yaşıyoruz. Onun gözünde yazgımızdan öyle mutsuz, yaşamımızdan öyle yılmışız ki. Doğrusu evet, aslında ilk bakışta herkesin ne kadar soğuk, suratsız hatta öfkeli durduğuna bakın. Zavallılar, diye düşünüyor bizim hayalperest. Böyle düşünmesine şaşırmamak gerek. Şu büyüleyici hayale bakın. Elbette içindeki en önemli figürü hayalperestimizin değerli şahsiyeti olan bu sihirli, cap canlı tablonun içinde nasıl kaprisli, nasıl uçsuz bucaksız ve özgürce uzanıp sürüp gidiyor. Bakın, bakın nasıl çeşitli maceralar, nasıl coşkun hayaller. Belki de neyi hayal ettiğini soracaksınız. Sormanıza gerek var mı? Elbette her şeyi başta tanınmayan, sonra baş tacı edilen bir şair olmayı, Hofmanlı arkadaşlığını, Bartelemi gecesini, Diana Vernon'u, kendisinin Ivan Vasilievich olarak kazanın alınmasındaki kahramanlığını, Clara Mobray'ı, Effia Dense'yi, Papazlar Meclisi ve Jan Hus'un halini, Robert'te ölülerin ayaklanmasını, müziğini hatırlıyor musunuz? Mezarlık kokusu geliyor. Minna ve Brenda'yı, Berezina Savaşı'nı, Kontes VD'ye okunan şiirleri, Danton'u, Kleopatra ve Aşıkları, Kolomna'daki küçük evini, köşesini, yanındaysa onu kış akşamlarında tıpkı sizin şimdi beni dinlediğiniz gibi gözleri ve ağzı açık dinleyen sevimli bir varlık olmasını hayal ediyor küçük meleğim. Onun gibi keyfine düşkün, tembel bir adama ne ki bizim sürdürdüğümüz bu hayattan, o kendisi için öngörmediği bu yaşamı zavallı ve acınası olarak nitelemektedir. Belki de bir gün kederli bir an gelip çatacaktır. Ve o hüzünlü, pişmanlık dolu, karşı konulamaz ıstırabın geldiği anda bu acınası yaşamın bir günü için hayallerle geçen tüm yıllarını gözünü kırpmadan feda edecektir. Fakat bu ürkütücü an henüz başına gelmediğinden o da hiçbir şey dilemiyor. Çünkü o zaten dileklerin ötesinde, zaten her şeye sahip, o artık tüm hazları yaşamış. Kendi hayatının ressamı olmuş ve onu geçen her saat başka bir heyecanla süslüyor. Ne de olsa onun için bu masalsı, fantastik dünyayı yaratmaktan daha doğal ve kolay gelen bir şey yok. Sanki tüm bunlar bir sanrıdan ibaret değilmiş gibi yaşıyor. Sahiden de öyle anlar olur ki, tüm bunların yalnızca hislerden, seraplardan ve aldatıcı hayallerden oluşmadığına inanmaya hazırdır. Yaşadıkları onun için düpedüz gerçektir artık. Söyler misiniz Nastenka? İnsanın neden böyle anlarda içi daralır? hangi bilinmez güç nabzının böyle hızlanmasına, hayalperestin gözlerinden yaşlar boşalmasına sebep oluyor? Solgun, nemli yüzünü ateş basarken nasıl oluyor da benliğini karşı konulmaz bir mutluluk kaplıyor? Sonu gelmez bir sevinçle geçen tüm o uykusuz geceler nasıl da bir lahzada bitiveriyor? Tıpkı Petersburg'daki gibi şafağın pembe ışıkları pencereye vurup karanlık odasını aydınlattığında hayalperestimiz bitmiş tükenmiş bir halde kendini yatağına bırakıp yaşadığı coşkulu anların yorgunluğu ve kalbindeki tatlı acıyla nasıl uykuya dalıyor? Evet Nastenka, aldanırsınız ve bu sahici tutkunun onun ruhunu sardığını. Vücut bulamamış o cap canlı hayallerine elinizde olmadan inanmaya başlarsınız. Bir başka yanılgıda bitmez tükenmez sevinci ve ısrabıyla yüreğinde hissetmeye başladığı aşktır. İnanmak için ona bir bakış atmanız yeterli. Sevgili Nastenka, ona bakınca mesledici rüyalarında böylesine aşık olduğu kişinin kim olduğunu asla bilmediğine inanabilir misiniz? Sevdiği kadını sadece o baştan çıkarıcı rüyalarında mı görmüş, bu tutku yalnızca bir hayal miymiş? Bütün dünyayı arkalarında bırakarak kendi dünyasını, kendi hayatını diğerinin hayatıyla birleştirip uzun yıllar birlikte el ele yaşamadılar mı gerçekten? Karanlık göğün altında fırtınayı, gözyaşlarını siyah kirpiklerinden koparıp götüren rüzgarı duymadan veda vaktinin geldiği geç bir saatte hasretle hıçkıra hıçkıra sevgilisinin göğsüne yatan o kadın değil midir tüm bu yaşadıkları? El ele dolaşıp hayal kurdukları, birbirlerini uzun uzun şefkatle ve özlemle sevdikleri bu yosun kaplı, kasvetli patikalarla dolu hüzünlü ve ıssız bahçe bir düşten ibaret olabilir mi? Peki suskunluğu ve hoyratlığıyla onları korkutan, aşklarını bir çocuğun ürkekliğiyle saklamalarına, içlerine kapanmalarına sebep olan yaşlı, huysuz kocasıyla münzevi ve hüzünlü bir yaşam sürdükleri bu eski dededen kalma evde mi hayaldi? Nasıl da acı çekmişlerdi. Nasıl da korkuyorlardı. Aşkları alabildiğine masum ve temizken çoktan anlamışsınızdır ya. insanlar öyle zalimdi ki. Tanrım yıllar sonra ülkesinden çok uzakta, yabancı bir göğün altında o enfes şehirde müziklerin çaldığı, sayısız ışığın aydınlattığı bir palazzoda sıcak bir öğle vakti o kadına yeniden rastlamadı mı? Mersin ve güllerle bezeli o balkonda müziğin gürlediği, alevlerin denize teslim olduğu bir anda onu tanıyan sevgili alelacele maskesini çıkarıp özgürüm diye fısıldamadı. Titreyerek kendini onun kollarına bırakmadı ve sevinçten ağlamadı mı? Birbirlerine sokulup bir saniyede tüm acılarını, ayrılıklarını, ıstıraplarını, kasvetli evi, yaşlı kocayı, o uzak, karanlık bahçeyi ve kadının adamın umutsuzluk ve acıyla uyuşmuş kollarından tutkulu bir öpücükle son kez sıyrıldığı bankı unutmadılar mı? Takdir edersiniz ki Nastenka, tam o anda birdenbire davetsiz bir misafir, o neşeli, şan şakrak, sıhhatli ahbabınız, şimdi Pavlovsk'tan dönüyorum dostum diye kapıyı açıp hiçbir şey olmamış gibi içeri girdiğinde komşunun bahçesinden çaldığı elmayı cebine koymaya çalışan bir çocuk gibi utanır, kızarır, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Tanrı aşkına, Burada yaşlı koca öldü. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk başladı ama gelin görün ki insanlar Pavlovsk'tan dönüyor. Acı nasıl konuşmamı yine acı nasıl bir şekilde bitirerek sustum. Nasıl olduysa içimde çok güçlü bir gülme isteği oluştuğunu hatırlıyorum. Çünkü ruhumda kıpırdanmaya başlayan küçük şeytanı, boğazımın düğümlendiğini, çenemin titreyip gözlerimin dolmaya başladığını çoktan hissetmiştim. Zeki gözlerini açmış beni dinleyen Nasenka'nın da o çocuksu ve neşeli gülüşüyle bir kahkaha patlatacağını düşünüyordum. Uzun zamandır yüreğimde sakladığım şeyleri kağıttan okur gibi boş yere anlatıp konuyu buralara getirdiğim için zaten pişman olmuştum. Çünkü bu konuşmaya uzun zamandır kendi kendime hazırlanıyordum ve artık bu güdüye direnemedim. Anlaşılmayı beklemeden itirafımı gerçekleştirdim. Ancak beni böyle sesini çıkarmadan dinlemesine şaşırmıştım. Biraz bekledi ve yavaşça elime uzandı. Çekinken bir tavırla sordu. Sahiden bütün hayatınızı böyle mi geçirdiniz? Bütün hayatımın astenka tamamını ve görünüşe göre böyle de sonlandıracağım diye cevapladım Hayır bu olamaz dedi sıkıntıyla. Böyle son bulmayacak. Eğer öyleyse bu benim de tüm hayatımı ninemin dizinin dibinde geçireceğim anlamına gelir. Bakın. Böyle yaşamak hiç iyi değil biliyor musunuz? Biliyorum Nastenka, biliyorum dedim duygularımı daha fazla dizginlemeyerek. Şimdi güzelim yıllarımı yok yere harcadığımı her zamankinden daha iyi anlıyorum. Artık daha net görüyorum ve hissediyorum ki siz, benim güzel meleğim, bana bunu söylemek ve göstermek için gönderilmişsiniz. Şu an yanınızda oturuyorum ve sizinle konuşuyorum. Geleceği düşünmekse beni korkutuyor. Çünkü gelecekte beni yine o küf kokan lüzumsuz hayat bekliyor. Gerçekte yanınızda böylesine mutluyken başka neyin hayalini kurabilirim ki? İlk karşılaşmamızda beni kendinizden uzaklaştırmadınız ve şu ahir ömründe hiç olmazsa iki güzel gece yaşattığınız için size minnettarım sevgili Nastenka. Aa hayır hayır diye bağırdı Nastenka. Gözlerinde yaşlar parılıyordu. Artık öyle olmayacak. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. İki gece de neymiş? Ah Nastenka, Nastenka beni ne kadar uzun süreliğine kendimle barıştırdığınızı artık kimi zaman yaptığım gibi kendimi kötü biri olarak görmeyeceğimi biliyor musunuz? Belki de hayatım boyunca işlediğim suç ve günahlar için üzülmeyi bile bırakacağım. Çünkü asıl böyle yaşamak suç ve günah değil midir? Ve lütfen, ve lütfen herhangi bir şeyi abarttığımı düşünmeyin Nastenka. Yalvarırım. İnanın bazen öyle hüzünlü, öyle sıkıntılı dakikalarım oluyor ki. O anlarda artık gerçek bir yaşama başlayacak gücüm olmadığını düşünmeye başlıyorum. Sanki olup bitenlere, yaşadıklarıma karşı tüm irademi, tüm sezgilerimi kaybetmişim gibi hissediyorum. Sonunda hayallerle dolu gecelerin ardından düşlerimden uzaklaşıp ayrılmam gereken o berbat anlar geldiğinde kendime lanet ediyorum. Bu zamanlarda çevrenizdeki insan kalabalığının yaşamın girdabından nasıl dönüp durduğuna şahit olur. İnsanların nasıl yaşadığını görür ve duyarsınız. Onlar gerçek dünyada yaşar. Yaşam onlar için bir rüya gibi, hayal gibi uçup giden, ödün çalınmış bir şey değildir. Onların hayatları daima yenilenir, daima genç kalır. Yeri gelip içlendikleri, yeri gelip gölgelerin, fikirlerin ve aniden güneşin önüne geçip ona bu denli kıymet veren Petersburgluların yüreğini hüzne boğan ilk bulutun kölesi olmazlar. Alabildiğine bayağı ve tek düze ürkek hayallerle geçirdikleri saatlerin hiçbiri diğerine benzemez. Hüzün insana öyle hayaller kurdurur ki. Bu bitip tükenmez sanılan hayalin ebedi bir sinir harbi içinde tükendiğini, yorgun düştüğünü hissedersin. Çünkü ne de olsa olgunlaşıyor, parçalara ayrılıp toz haline gelmiş eski ideallerini aşıyorsundur. Başka bir yaşam da olmadığından onu tüm parçalarıyla yeniden inşa etmek gerekir. Bu sırada ruh başka bir şey için çabalıyordur. Ve hayalperest soğumuş bir kalbin ateşini yeniden yakmak, yüreğinde eskiden ona güzel gelen, ruhuna dokunan, kanını kaynatan, gözlerini dolduran ve aldatan ne varsa hepsini canlandırmak için tıpkı külün içinde kıvılcım arar gibi boş yere eski hayallerini tek tek gözden geçirmeye başlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz Nastenka? Ben gerçekte asla var olmamış eski güzel duygularımın yıl dönümünü kutlar oldum artık. Çünkü bu yıl dönümü yine o aptal, belli belirsiz hayaller için kutlanıyor. Bunu yapıyorum çünkü bu aptal hayallerimi yaşamadan canlı tutmanın tek yolu bu. Biliyor musunuz bir zamanlar kendimce mutlu olduğum belli yerleri belli vakitlerde ziyaret edip anılarımı hatırlamayı geri dönmemek üzere giden geçmişimin tadını çıkararak kendi gerçekliğimi yaratmayı seviyorum. Çoğu zaman amaçsız hüzünlü bir gölge gibi dolaşıyorum Petersburg'un sokaklarında. Ne anılar geliyor aklıma. Mesela bu kaldırımda tam bir yıl önce tam da bu saatte yine yalnız ve hüzünlü yürüdüğümü anımsıyorum. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi. Ve hayaller hüzünlü bir hal aldığında Öncesindekilerde pek iç açıcı olmamasına rağmen sanki yaşamak daha kolay ve rahatmış. Şimdilerde üstüme musallat olan bu kara bulutlar o zamanlar yokmuş. Gece gündüz durmadan içimi kemiren bu huzursuzluk henüz ortaya çıkmamış gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Kendime soruyorum. Hani nerede o hayaller? Sonra kafamı sallayıp "Yıllar ne de çabuk geçiyor." diyorum ve yine soruyorum. Ne yaptın yıllar uçup giderken? En güzel zamanlarını nereye gömdün? Yaşadın mı? Öyle mi sanıyorsun? Baksana yeryüzü nasıl da soğuyor? Yıllar geçmeye devam edecek, arkalarından karanlık bir yalnızlık, bastonuyla titrek bir yaşlılık ve onun ardından da ıstırap ve keder gelecek. Hayali dünya kararacak, hayallerinse ağaçtan düşen sarı yapraklar gibi toprak altında kalacak. Ah nastenka! Ne de olsa yalnız, ama gerçekten yapa yalnız kalmak, özlenecek, hiç ama hiçbir şeyin olmaması hazin olacaktır. Çünkü kaybettiğin her şey tümü zaten bir hiç. Aptal ve koca bir sıfırdır. Hepsi hayalden ibarettir. Ne olur içimi daha fazla acıtmayın diye söze girdi Nastenka. Gözünden akan yaşları silerken. Artık bitti. Bundan sonra birlikteyiz. Başıma ne gelirse gelsin asla ayrılmayacağız. Dinleyin. Ben basit bir kızım. Az okudum. Ninem bana bir öğretmen tutmuş olsa da pek eğitimli sayılmam ama sizi anlayabiliyorum. Çünkü şimdiye kadar anlattıklarınız ninemin elbisesini iğneliyken benim de başımdan geçti. Elbette ben sizin kadar güzel anlatamam. Dedim ya eğitimli değilim. Her şeye rağmen heyecanlı konuşmama ve süslü anlatımıma saygı duyduğundan çekingen bir ses tonuyla devam etti. Kendinizi bana açtığınız için çok mutluyum. Artık sizi tanıyorum. Hem de tam anlamıyla. Ve biliyor musunuz ben de size kendi hikayemi anlatmak istiyorum hiçbir şey gizlemeden. Sonrasında lütfen bana akıl verin. Siz zeki bir adamsınız. Bana tavsiyede bulunacağınıza söz verir misiniz? Ahnastenka, ben hiçbir zaman birine bir tavsiyede bulunabilecek bir adam olmadım ki. Kaldı ki aklı başında tavsiyeler. Ama şimdi şayet biz her zaman birlikte olacaksak birbirimize sık sık akıl danışacağız anlamına geliyor. O yüzden benim güzel Nastenka'm Nasıl bir tavsiye istiyorsunuz? Bana doğruca söyleyin. Şu an öyle mutlu, cesur ve akıllıyım ki söyleyecek söz bulmak için zihnimin ceplerini karıştırmam gerekmeyecek. Hayır hayır diye gülerek sözümü kesti. Bana yalnızca makul bir tavsiye değil. Samimi, kardeşçe bir öğüt gerek. Öyle ki sanki bir ömür beni sevmişsiniz gibi. Kabul senka, kabul diye haykırdım heyecanla. Eğer sizi 20 yıldır seviyor olsaydım yine de şimdikinden fazla sevemezdim eliniz? dedi Nastenka. İşte burada, dedim elimi uzatırken. O halde hikayeme başlayalım. Nastenka'nın hikayesi. Hikayemin yarısını zaten biliyorsunuz. Dedim ya, yaşlı ninemle birlikte yaşıyorum. Eğer diğer yarısı da bu kadar kısaysa, diye gülerek araya girdim. Susun ve dinleyin lütfen. Başlamadan önce uyarayım. Sözümü kesmeyin, yoksa kafam karışıyor. Uslu uslu beni dinleyin. Yaşlı bir ninem var. Annem ve babam öldüğünde çok küçük bir kızken aldı beni yanına. Ninem eskiden zengin bir kadınmış. Sık sık o güzel günlerini anıyor. Bana Fransızcayı öğreten, sonrasında öğretmen tutan da kendisidir. Ben 15 yaşıma geldiğimde ki şimdi 17 yaşındayım eğitim almayı bıraktım. İşte o sıralar bir yaramazlık yaptım ancak size ne yaptığımı söylemeyeceğim. Büyütülecek bir şey olmadığını söylemem yetecektir. Bir sabah ninem beni yanına çağırıp kör olduğu için beni takip edemediğini söyledi. Eline bir çengelliğini aldı ve elbisemi kendininkine iliştirdi. Orada dedi ki, eğer kendime çeki düzen vermezsem hayatımız boyunca bu şekilde oturacakmışız. Kısacası başlarda yanından ayrılmam mümkün değildi. Sürekli dizinin dibinde nakış işliyor. Kitap okuyor, ders çalışıyordum. Bir keresinde bir kurnazlık etmeye kalktım ve yerime sağır hizmetçimiz Fiyokla'ya oturttum. Fiyokla otururken inem de koltukta uyukluyordu. Bense hemen yakındaki bir arkadaşıma kadar gittim. Tabii sonu kötü oldu. Ninem ben dönmeden uyanmış ve hala yanında uslu uslu oturduğumu düşünerek bir şey sormuş. Fiyokla ninemin konuştuğunu görmüş ama duyamadığı için ne yapacağını bilememiş. En sonunda da iğneyi açıp kaçmış. Bu sırada Nastenka durakladı ve bir kahkaha patlattı. Ben de onunla gülmeye başlayınca aniden durdu. Rica ederim. Nineme gülmeyin. Ben gülüyorum çünkü komik. Ama ne yapalım? Ninem de böyledir işte. Ben her şeye rağmen onu az da olsa seviyorum. Eve döndüğümde öyle kızdı ki bana. Derhal yerime oturttu ve bir daha da kımıldayamadım. Bu arada evimizin bize ait olduğunu söylemeyi unuttum. Hepi topu üç pencereli, küçük, ahşap bir evdir. Ninem kadar da yaşlıdır. Bir de yukarıda ufak bir odası bulunur. İşte o odamıza yeni bir kiracı yerleşince o halde eskiden de mi kiracınız vardı diye gayri ihtiyarı sordum. Elbette vardı. Sessizliğini de sizden daha iyi korurdu. Doğrusu konuşacak dermanı da yoktu. Zayıf, sessiz, kör topal bir adamcağızdı. Nihayetinde bu dünyada yaşayamayacak duruma geldi ve öldü. Bu yüzden yeni birini bulmamız gerekti. Çünkü kirayla ninemin aylığı birleşince neredeyse tüm gelirimizi onlar oluşturuyordu. Yeni kiracı ise şansa bakın ki genç bir adamdı ve buralı değildi. Ninemle kira pazarlarına girmediği için odayı tutmasına müsaade etti ve sonrasında bana döndü. Kiracımız genç biri mi Nastenka? Yalan söylemek istemedim. Şöyle söyleyeyim nineciğim, pek genç değil ama yaşlı da değil dedim. Peki nasıl görünüyor? Yakışıklı mı? Evet, hoş biri. Yani giyimi kuşamı hoş nineciğim dedim. Ahlaya vahlaya şunları söyledi. Beni dinle kızım. Seni şimdiden uyarıyorum. Sakın ona gönlünü kaptırma. Zaman çok değişti. Bak şu işe hem genç hem de yakışıklı ama parası ancak bir odaya yetiyor eskiden böyle mi diye dedi. Nineme göre keramet hep eskilerdedir. Eskiden daha gençti. Güneş eskiden daha çok ısıtırdı. Kaymak eskiden bu kadar çabuk bozulmazdı. Her şeyin eskisi. Böylece susup oturuyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Ninem neden beni uyarma ihtiyacı duydu? Neden kiracının hoş mu, genç mi olduğunu sorup durdu? Sadece öylesine aklımdan geçirip yine ilmek saymaya, çorap örmeye devam ettim. Sonra da hepten unuttum. Bir sabah kiracı odayı duvar kağıdı ile kaplatacağımızı hatırlatmak için bize uğradı. Laf lafı açtı. Ninemin çenesi zaten düşüktür. Bir ara Nastenka, odama çıktı, abaküsü getir dedi. Nedendir bilmem ama yanaklarım kızardı. Kiracıya göstermeden eteğimdeki iğneyi çıkaracağım yerde unutup birden ayağa fırladım. Öyle çekmişim ki ninemin koltuğu yerinden oynadı. Kiracının benim hakkımda her şeyi öğrendiğini görünce daha da kızardım. Olduğum yere çakıldım ve ağlamaya başladım o an içimi öyle bir utanç ve acı kapladı ki sanki dünyam kararmıştı. Ninem, ne duruyorsun diye bağırınca daha beter oldum. Kiracı nasıl utandığımı gördüğü gibi veda edip ayrıldı. O andan sonra duyduğum en ufak seste ölüp ölüp diriliyordum. Ne zaman kiracının geldiğini düşünsem iğneyi her ihtimale karşı usulca çıkarıyordum. Ama gelenlerin hiçbiri o değildi. İki hafta geçmişti. Kiracı yoklayla bir haber yolladı. Elinde çok sayıda Fransızca kitap varmış. Hepsi de okuyabileceğim güzel kitaplarmış. Eğer ninemin canı sıkıldığında isterse onlardan okuyabilirmişim. Ninem memnuniyetle kabul etti. Yalnızca ahlaki açıdan sakıncalı olup olmadıklarını sordu. Çünkü sakıncalıysa Nastenka onları okumamalıydı. Kitaplardan yanlış şeyler öğrenilebilirdi. Ne gibi şeyler nineciğim ne yazıyor o kitaplarda diye sorduğumda. Aa Onların içinde gençlerin erdemli kızları evlenme bahanesiyle nasıl baştan çıkardıkları yazar. Onları ailelerinden uzaklaştırır, sonra da kaderlerine terk ederler ve onlar da en acı şekilde can verirler. Ben böyle çok kitap okudum ve hepsini de öyle güzel yazmışlardı ki geceleri oturur sessizce kitaba gömülürdüm. O yüzden kızım sakın okuma onları. Hangi kitapları göndermiş?" dedi. Hepsi de Walter Scott'ın romanları neneciğim. Walter Scott romanları? Ama dur, bu işin içinde bir iş olmasın. Sayfaların arasına bir bak bakalım, aşk mektubu falan mı bırakmış? Hayır nene, bırakmamış. Kapaklarının altına da bak, bazen oralara da sıkıştırırlar, haydutlar. Hayır neneciğim, kapaklarının altında da bir şey yok. O halde tamam. Böylelikle Walter Scott okumaya başladık ve neredeyse bir ay içinde kitapların yarısından fazlasını bitirmiştik. Sonra kiracı dahasını gönderdi. İçlerinde Pushkin de vardı. Sonunda kitap okumadan duramaz hale geldim ve Çin prensiyle evlensem diye düşünmeyi bıraktım. Kiracı ile merdivenlerde ilk karşılaşmamız da bugünlerdeydi. Ninem beni bir şey için yollamıştı. Beni görünce durakladı. Önce benim, sonra onun yanakları kızardı. Yine de gülümseyip selam verdi. Ninem'in sağlığını sordu ve devam etti. Kitapları bitirdiniz mi? Bitirdim. En çok hangisini beğendiniz? İvan Hoy ve Pushkin'i diğerlerinden daha çok beğendim. Konuşmamız bu seferlik burada noktalandı. Bir hafta sonra merdivenlerde yine ona rastladım. Bu defa ninem göndermemişti. Kendim bir şey için gitmiştim. Saat üç olmuştu. Kiracının eve dönme vaktiydi. Merhaba dedi. Merhaba diye karşılık verdim. Tüm günün ininizin yanında oturarak geçirmekten sıkılmıyor musunuz? Bunu sorduğu anda nedendir bilmem, k kırmızı oldum, çok utanmıştım ve yine kalbim kırıldı. Çünkü durumun belli ki insanların dikkatini çekmeye başlamıştı. Cevap vermeden kaçıp gitmek istediysem de kendimde o gücü bulamadım. Dinleyin, diye söze girdi. Siz iyi bir kızsınız, sizinle böyle konuştuğum için beni mazur görün ama inanın ben de en az nineniz kadar sizin iyiliğinizi istiyorum. Arada ziyaret edebileceğiniz bir arkadaşınız yok mu hiç? Ona Maşenka adında bir arkadaşım olduğunu ancak Skova taşındığını söyledim. Dinleyin, benimle tiyatroya gelmek ister misiniz? diye sordu. Tiyatroya mı? Ninem ne olacak? Ondan habersiz. Hayır, onu kandırmak istemiyorum. Hoşça kalın. Peki, hoşça kalın dedi ve başka bir şey söylemedi. Öğle yemeğinden hemen sonra bize geldi. Oturdu ve ninemle uzun uzun konuştu. Bir yerlere gidip gitmediğini, tanıdıkları olup olmadığını sordu ve birden dedi ki ''Bugün için o paraya fazladan biletim var. Sevil berberi sergilenecek. Arkadaşlarımla gidecektim ama onların işi çıktı. Biletler elimde kaldı.'' ''Sevil berberi'' diye bağırdı ninem. ''Bu çok eskiden sergilenenle aynı berber mi?'' ''Evet, tam da o berber'' dedi ve bana baktı. ''O ne yaptığını anladım.'' kızardım ve kalbim umutla çarpmaya başladı. Nasıl bilmem. Çok eskiden evde sergilediğimiz oyunlarda Rosina'yı ben oynamıştım. Peki gelmek istemez misiniz? Biletleri size verebilirim. Olur tabii. Olur neden olmasın. Hem Nastenkam daha önce hiç tiyatroya gitmemişti. Tanrım nasıl da mutluydum. Hemen hazırlanıp yola çıktık. Ninemin gözleri görmüyor olsa da en azından müziğini duyabilmek istedi. Hepsi bir yana o iyi yüreği bunu en çok da benim için kabul etmişti. Çünkü bize kalsa oraya asla gidemezdik. Sevil berberinden ne kadar etkilendiğimi anlatmayacağım. Yalnız kiracımız bütün gece bana öyle hoş baktı. Benimle öyle hoş konuştu ki sabah beni onunla yalnız gitmemi teklif ederek denediğini hemen anladım. Halimden öyle memnundum ki. Yatağıma girdiğimde nasıl gururlu, nasıl neşeliydim. Kalbim öyle çarpıyordu ki bir ara biraz ateşim bile çıktı. Tüm gece sevil berberini sayıkladım. O akşamdan sonra bize daha da sık geleceğini düşündüm ama öyle olmadı. Neredeyse hiç uğramadı. Olursa Ayda bir sadece tiyatroya davet etmek için geliyordu. İki sefer daha gittik ama ben bundan hoşnut değildim. Görüyordum ki bunun ninemin tutumundan dolayı bana acıdığı için yapıyordu. Başka bir sebebi yoktu. Zaman geçtikçe bana da bir haller oldu. Otursam oturamaz, okusam okuyamaz, el işi yapsam yapamaz oldum. Kimi zaman gülüp ninemle inatlaştım, kimi zaman sadece ağladım. Sonunda iyice zayıfladım. Neredeyse yataklara düşecektim. Opera sezonu bitti ve kiracı bizi ziyaret etmeyi bıraktı. Karşılaştığımızda ki bu kesinlikle merdivenlerde oluyordu, sessizce sanki konuşmak istemiyor gibi bir ciddiyetle selam veriyor ve sundurmaya kadar iniyor, Bense vişne gibi kızarıp merdivenin ortasında kala kalıyordum. Çünkü onunla ne zaman karşılaşsam kan adeta yüzüme hücum ediyordu. Artık sona yaklaşıyoruz. Tam bir yıl önce. Mayıs ayında kiracı bize geldi. Artık buradaki işini tamamen bitirdiğini ve yine bir yıllığına Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunu duyduğum anda betim benzin attı ve ölü gibi sandalyeye yığıldım. Ninem farkına varmadı. O ise taşınacağını söyleyip veda ettikten sonra gitti. Ne yapmalıyım? Düşündükçe özledim, özledikçe düşündüm ve sonunda bir karara vardım. Ertesi gün gidiyordu ve ben bu işi ninemin uyuduğu akşam saatlerinde bitirmeye karar verdim. Öyle de oldu. Elbiselerimi ve yetecek kadar çamaşırımı bir bohçaya doldurdum ve elime alıp yarı ölü yarı hayatta çatı katına kiracının yanına gittim. Merdivenlerde bir saat geçirmişimdir diye düşünüyordum. Kapısını açtığımda bana bakarak bir çığlık attı. Beni hayalet sanmış. Hemen bir bardak su getirdi. Üçlükle ayakta duruyordu. Kalbim öyle çarpıyor, başım öyle ağrıyordu ki aklım bulanmıştı. Kendime geldiğimde önce bohçamı yatağının üstüne koydum, sonra da yanına oturdum. Yüzümü ellerimle kapatıp sicim gibi ağlamaya başladım. Her şey bir anda anlamış olacak ki yüzüme kalbimi parçalayacak kadar üzgün bakıyordu. Dinleyin, dedi. Dinleyin Nastenka, elimden bir şey gelmez. Ben fakir bir adamım. Henüz hiçbir şeyim, kalacak adam akıllı bir yerim bile yok. Sizinle evlenirsem yaşamımızı nasıl sürdüreceğiz? Uzun uzun konuştuk ve sonunda gözüm döndü. Artık ninemle yaşayamayacağımı, yanından kaçacağımı, beni elbisemden iğnelemesini istemediğimi ve isterse onunla Moskova'ya gidebileceğimi söyledim. Çünkü onsuz yaşayamazdım. Utanç, sevgi ve gururu aynı anda yaşıyordum. Karnıma giren sancılardan neredeyse yatağa düşecektim. Reddedilmekten öyle korkuyordum. Birkaç dakika sessizce oturdu. Sonra kalktı, bana yaklaştı ve ellerimi tuttu. Gözyaşları içinde konuşmaya başladı. Dinleyin, benim iyi kalpli güzel lastenkam. Dinleyin. Size emin ederim, bir gün evlenecek durumda olursam, mutluluğum şüphesiz sizin ellerinizde olacak. Beni mutlu edebilecek tek kişinin siz olduğuna inanıyorum. Bakın, ben Moskova'ya gidiyorum ve orada tam bir yıl kalacağım. İşlerimi yoluna koymayı umuyorum. Döndüğümde hala bana aşık olursanız, inanın çok mutlu oluruz. Lakin şimdi size söz veremem buna hakkım yok. Tekrar ediyorum. Eğer bir yıl sonra olmazsa bile bir gün mutlaka olacak. O sürede bir başkasını bana tercih etmemişseniz tabii. Çünkü sizi herhangi bir sözle kendime bağlayamam. Buna cüret edemem. İşte bana bunları söyledi ve ertesi gün gitti. Nineme konuşmamızdan tek kelime bile bahsetmemem gerekiyordu. Öyle istemişti. Neredeyse bütün hikayemin sonuna geldik. Tam bir yıl geçti. Geri döndü. Üç gündür burada. Burada ve ve diye bağırdım. Sonunu duymak için sabırsızlanıyordum. Ve şu ana kadar gelmedi diye cevapladı Nastenka. Sanki gücünü toplar gibi. Ne ismi ne de cismi. Durakladı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Başını eğdi ve birden elleriyle yüzünü kapatarak hıçkırıklara boğuldu. Öyle ki yüreğim gözyaşlarında alabor olmuştu. Böyle bir son beklemiyordum. Nastenka dedim ürkek ama cana yakın bir ses tonuyla. Nastenka, Tanrı aşkına ağlamayın. Nereden biliyorsunuz? Belki de henüz. Hayır, burada diye çıkıştı Nastenka. Döndü, biliyorum. Gitmeden önceki gün size anlattığım her şeyi konuştuğumuz o akşam. Bir anlaşma yaptık. O gün burada. Tam da bu kıyıda yürüyüşe çıktık. Saat onu vuruyordu. Bu bankta oturduk. Artık ağlamıyordum. Tatlı tatlı söylediklerini dinliyordum. Döndüğünde hemen buraya geleceğini söyledi. Eğer onu reddetmezsem tüm olanları nineme anlatacaktık. Buraya döndü biliyorum ama hala gelmedi, gelmiyor. Ve sonra yeniden gözyaşlarına boğuldu. Tanrım, sahiden acınızı dindirmenin bir yolu yok mu? diye umutsuzluk içinde yerimden kalkarak bağırdım. Ben onun yanına gidip konuşsam olmaz mı Nastenka? Söyleyin. Sahiden bu mümkün mü? dedi birden kafasını kaldırıp. Hayır, tabii ki değil dedim kendime gelerek. Ama şu mümkün, ona bir mektup yazın. Hayır, kesinlikle olmaz. Dedi kararlı bir şekilde ama kafasını yine eğmişti ve yüzüme bakmıyordu. Nasıl olmaz? Neden olmaz? diye sordum fikrimi savunarak. Nastenka, bütün mektuplar aynı değildir. Mektuptan mektuba fark var. Ah Nastenka, bana güvenin lütfen. Size kötü bir tavsiyede bulunmuyorum. Her şey yoluna girebilir. Zaten ilk adımı atmışsınız. Şimdi niçin? Olmaz dedim. O zaman dayatıyormuşum gibi. Gülümsememi saklamayarak araya girdim. Ah <laughs> güzel yürekli Nastenka. Hiç olur mu? Sizin buna hakkınız var. Çünkü bunu size vaat eden o. Anladığım kadarıyla çok kibar biri ve size karşı dürüst davranmış. Kendi görüşlerimin ve tespitlerimin yerindeliğine gittikçe hayran olarak devam ettim. Öyle değil mi? Kendini verdiği sözle size bağlamış. Eğer biriyle evlenecekse o kişinin sizden başkası olmayacağını söylemiş. Sizi de onu reddetmek isterseniz diye tamamen özgür bırakmış. Bu şartlar altında ilk adımı siz atabilirsiniz, hakkınız var. Ona göre imtiyazlı durumdasınız. Mesela onu verdiği sözden kurtarmak isteseydiniz, durun. Siz olsaydınız nasıl yazardınız? Neyi? Şu mektubu. Şöyle yazardım. Sevgili bayım, bu kadarına gerek var mı? Sevgili bayım... Kesinlikle. Neden sordunuz bence? Peki peki. Sonra? Sevgili bayım, affınıza sığınarak... Hayır hayır, af dilemeye gerek yok. Durumunuza bakılınca haklılarınız ortada. Basitçe şöyle yazın. Artık size yazmam gerektiğini düşündüm. Lütfen sabırsızlığımı mazur görün... Ancak bütün bir yıl umutla beklemişken bu kuşku dolu günlerde bunu beceremiyor olmam beni suçlu yapar mı? Gittiğiniz günden sonra belki de niyetiniz değişmiştir. O yüzden bu mektup size kızmadığımın ve suçlamadığımın göstergesidir. Kaderim üzerinde olmadığı gibi sizin kalbiniz üzerinde de söz hakkım olmadığından sizi bu yüzden suçlayamam. Siz nazik bir adamsınız. Yazdığım bu sabırsız satırlara gülmeyecek ya da hayıflanmayacaksınızdır. Onları danışacak kimsesi olmayan, kalbiyle baş etmeyi hiç becerememiş yalnız ve zavallı bir kızın yazdığını unutmayınız. Bir anlığına da olsa içimi bir kuşku kapladığı için beni bağışlayın. Sizi böylesine sevmiş ve sevmeye devam eden birinin kalbini düşüncelerinizle dahi kıramazsınız. Evet evet tam da aklımdan geçtiği gibi diye bağırdı Nastenka. Gözleri mutlulukla ışıldamaya başlamıştı. Ah nasıl da anladınız benim derdimi. Sizi bana Tanrı gönderdi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Niçin? Tanrı beni gönderdiği için mi? Dedim mutluluktan parıldayan yüzüne hayranlıkla bakarak. Evet, onun için. Ah Nastenka, kimi insanlara sırf bizimle aynı zamanda yaşadıkları için bile minnettar oluruz. Bense size benimle görüştüğünüz ve sizi hayatım boyunca aklından çıkarmayacağım için minnettarım. Lütfen, yeter. Şimdi size söyleyeceklerimi dinleyin. Gelir gelmez bana bunu bildirebilmesi için bizden haberi olmayan, iyi yürekli tanıdıklarımdan birine mektup bırakacağına dair anlaşma yapmıştık. Şayet mektupta her şeyi anlatamayacağından ötürü yazmaktan vazgeçerse diye de döneceği günün akşamı saat tam onda buraya gelmesi için sözleştik. Eminim çoktan döndü ama üç gün oldu. Ne bir mektup bıraktı ne de kendisi geldi. Benim de gündüzlerin Yinem'in yanından ayrılmam imkansız. Lütfen siz mektubu yarın bahsettiğim insanlara götürün. Onlar iletecekler. Olur da cevap gelirse yine kendiniz gidip alır. Akşam onda buraya getirirsiniz. Ama mektup? Öncelikle mektubu yazmanız gerek ya. Dedikleriniz ancak yarından sonraki gün olabilir. Mektup, mektup, şey dedi Nastenka biraz kararsız görünüyordu. Ama sözünü bitirmedi. Başta gözlerini benden kaçırdı, yanakları gül gibi kızardı ve sonra birden ellerimde mektubu hissettim. Görünüşe göre yazılalı uzun zaman olmuştu. Çoktan mühürlenmişti bile. Aklımdan eski, güzel, büyüleyici bir hatıram geçti. ro o ro si si na n diye başladım. Rotina diye şarkının sözünü söyledik aynı anda. Yanakları son raddeye kadar kızarıp titreyen siyah kirpiklerindeki inci tanesini andıran gözyaşlarıyla gülümsediği o anda hayranlıktan neredeyse kucaklayacaktım onu. Artık gitmeliyim. Şimdilik hoşça kalın İşte mektup. Bu da götüreceğiniz adres. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz, dedi aceleyle. Ellerimi sıkı sıkı tuttu, başıyla selamladı ve evine doğru bir ok gibi fırladı. Gözden kaybolduğunda ''Görüşmek üzere.'' diye geçirdim aklımdan. Üçüncü gece. Bugün kederli, yağmurlu ve oldukça bulutlu bir gündü. Tıpkı gelecekteki yaşlılığıma benziyordu. Böyle garip düşünceler, kasvetli duyguları içimi sıkıyor, bana hala belirsiz görünen bazı sorular zihnime doluşuyor ve nedense benim onları çözecek ne gücüm ne de isteğim oluyordu. Bütün bunları çözmesi gereken ben değildim ki. Bugün onunla görüşmeyeceğiz. Dün biz vedalaşırken bulutlar göğü kaplamaya başladı ve sis çöktü yarın kötü bir gün olacağını söyledim. Cevap vermedi. İçinden geçenlerin tersini söylemek istemiyordu. Onun için ertesi gün aydınlık ve parlaktı. Bir bulut bile onun mutluluğunu gölgeleyemeyecekti. Eğer yağmur yağarsa görüşemeyiz. Ben gelmem. Demişti. Bugünkü yağmuru fark etmemiş olabileceğini düşündüm. Ama sahiden gelmedi. Dün bizim üçüncü görüşmemiz, üçüncü beyaz gecemizdi. Fakat sevinç ve mutluluk İnsanı nasıl da güzelleştiriyormuş. Kalbi nasıl da sevgiyle dolup taşıyormuş. Sanki içini, tüm kalbini birine açmayı, herkesin neşeyle gülmesini istiyorsun. Sevinç nasıl da kolay yayılıyor. Dün Nastenka'nın sözlerinde bana karşı yürekten bir şefkat ve iyilik sezdim. Bana öyle yakın ve içten davranıyordu ki, yüreğimi ısıtıp nazikçe cesaret veriyordu. Ah, mutluluktan nasıl da cilveli hallere girmişti. Bense bunları çok ciddiye aldım ve sandım ki o da bana Tanrı aşkına, bunu nasıl düşünebildim? Aslında onun bu yoğun şefkati, ilgisi ve sevgisi, evet bana olan sevgisi beklediği kişiye kavuşacak olmanın verdiği sevinçten ve bu sevinci benimle paylaşma isteğinden başka bir şey değilken, zaten benim olmayan bu şeyleri hali hazırda sahip bir insan varken nasıl bu kadar da kör olabildim? Beklediği kişi gelmeyip de boş yere beklediğimizi anladığımızda yüzü düşmüş, cesaretini kaybetip korkmaya başlamıştı tüm hareketleri ve sözleri canlılığını kıpır kıpır neşeli halini yitirmişti. Ve tuhaf olan şu ki gerçekleşmediği takdirde olmasından korktuğu neyse anlatmayı içgüdüsel olarak ister gibi bana olan ilgisi kat kat artmıştı. Sonunda onu sevdiğimi anlamış olacak ki Nastenka'mın içini bir üzüntü ve korku sarmış bir çare aşkıma acımaya başlamıştı. Öyledir. Mutsuz olduğumuzda başkalarının mutsuzluğunu daha derinden duyarız. Duygularımız yok olacağına daha yoğun hissedilir büyük bir heyecanla buluşmaya gittim. Zaman geçmek bilmemişti. Ne hissedeceğimi bilemiyor, tüm bunların nasıl sona ereceğini kestiremiyordum. Bir cevap geldiğini umuyor, sevinçten ışıldıyordu. Cevapsa beklenenin kendisiydi. Onun çağrısından sonra koşar adım gelmeliydi. Nastenka benden tam bir saat önce gelmişti. Başta her şey kahkaha atıyor. Ne söylesem gülümsüyordu. Konuşmaya başlamıştım ki durdu. Neden böyle sevinçliyim biliyor musunuz? Size neden böyle mutlu bakıyorum? Sizi bugün neden bu kadar seviyorum? dedi Nastenka. Neden? diye sordum. Kalbim küt küt atıyordu. Sizi bana aşık olmadığınız için seviyorum. Sizin yerinizde başkası olsa sarkıntılık etmeye, sıkıntı vermeye başlar. Ah vah eder, hatta yataklara düşerdi. Ama siz öyle iyisiniz ki. O sırada elimi tuttu. Neredeyse çığlık atacaktım. Gülmeye başladı. Tanrım, siz nasıl bir arkadaşsınız? Diye başladı ve bir dakika sonra ciddi bir şekilde devam etti. Evet, sizi bana kesinlikle Tanrı yolladı. Şu günlerimde yanımda siz olmasaydınız ne yapardım? Ne kadar çıkarsız, ne kadar güzel seviyorsunuz beni. Evlendiğimde kardeşlerden bile iyi anlaşan iki arkadaş olacağız. Sizi de neredeyse onu sevdiğim kadar seveceğim. Bir saniye içinde feci bir üzüntü duydum. Ne var ki içimden gülmek geldi. Sinir krizi geçiriyorsunuz. Gelmeyeceğini düşünüp korkuyorsunuz dedim. Tanrı aşkına. Eğer biraz daha az mutlu olsaydım Herhalde şu inançsızlığınız, şu suçlamalarınız üzerine ağlamaya başlardım. Üstelik beni bunu düşünmeye sevk ettiniz. Düşünecek birçok şey verdiniz. Ama daha sonra düşüneceğim. Yine de doğru söylediğinizi itiraf etmeliyim. Evet, nedense kendim gibi değilim. Beklenti içindeyim ve olur olmaz duygulanıyorum. Ama yeter, bırakalım şimdi duyguları. O sırada ayak sesleri duydum. Karanlıkta karşıdan bize doğru yürüyen biri belirdi. İkimiz titremeye başladık. Nastenka neredeyse çığlık atacaktı. Elini bıraktım ve uzaklaşmaya yeltendim ama yanılmıştık. O değildi. Neden korkuyorsunuz? Neden elimi bıraktınız?" diye sordu elimi yeniden tutarken. "Ne var bunda? Onu birlikte karşılayacağız. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi o da görsün istiyorum." "Birbirimizi nasıl sevdiğimizi?" diye bağırdım. Aklımdansa şunlar geçiyordu. "Ah, Nastenka. Bu sözcüklerin ne de çok şey söylüyor. Bahsettiğin o sevgi kim zaman nasıl da yüreği soğutup ruhu ağırlaştırıyor." Baksana senin ellerin soğuk, benimkilerse ateş kadar sıcak. Ne kadar da körsün Nastenka. Ah bazen mutlu bir insan ne kadar da dayanılmaz oluyor. Ne de ben sana kızmayı beceremem ki. Sonunda yüreğimden geçenler taşmaya başladı. Dinleyin Nastenka. Bütün gün ne haldeydim biliyor musunuz? Ne haldeydiniz? Anlatın çabuk. Neden şu zamana kadar bir şey söylemediniz? İlk olarak Nastenka, söylediğiniz her şeyi yaptım. Mektubu verdim. Tanıdıklarınıza uğradım. Sonra Sonra eve geldim ve yatıp uyudum. Bu kadar mı? diye gülerek sözümü kesti. Neredeyse bu kadar diye cevapladım istemeden. Gözümde yaşlar birikmeye başlamıştı bile. Buluşmamıza bir saat kala uyandım. Ama sanki hiç uyumamış gibiydim. Neyim vardı bilmiyorum. Size olanı biteni anlatmaya geliyordum ama benim için sanki zaman akmıyordu. Sanki o andan itibaren içimde bir his, bir duygu ebedi olarak kalmalı. Bu bir dakika hayatım boyunca sürmeli gibi hissediyordum. Uyandığımda uzun zamandır bildiğim, daha önce bir yerde duyduğum unutulmuş tatlı bir melodi geldi aklıma. Sanki hayatım boyunca içimde çalmaya devam etmişti de şimdi ''Tanrım, bütün bunlar da ne böyle? Tek bir kelime bile anlayamıyorum.'' diye araya girdi Nastenka. ''Ah Nastenka, bir şekilde yaşadığım bu garip hissi size de yaşatmak istedim.'' dedim içimdeki çoktan solmuş umudu gizleyen acındırıcı bir sesle. ''Yeter, durun yeter.'' diye çıkıştı ve bir anda anlamıştı. Uyanık, Aniden sıra dışı bir konuşkanlık, neşe ve muzurluk sardı. Koluma girdi. Gülüyor, benden de gülmemi istiyordu. Ve söylediğim her mahcup söz onda uzun uzun çınlayan bir kahkaha olarak karşılık buluyordu. Tam sinirlenmeye başlamıştım ki bu sefer de kendince cilve yapmaya başladı. Dinleyin diye söze girdi. Aslında bana aşık olmadığınıza biraz üzülüyorum. Gelin de insanoğlunu anlayın. Ama her şeye rağmen baykararlı, Böylesine basit olduğum için beni övmemezlik edemezsiniz. Size her şeyi, herkesi, hatta bir anlıkta olsa aklımdan geçen aptalca düşüncelerimi bile anlatıyorum. Duyuyor musunuz? Sanırım saat 11 oldu, dedim. Şehrin ücra yerindeki kulede vuran tek düze çan sesini dinleyerek. Bir anda durdu, gülmeyi kesti ve saymaya başladı. Evet, 11, dedi nihayet kararsız ve ürkek bir sesle. Onu korkutup saat duruşlarını saydırdığım için anında pişman oldum ve sinirlendiğim için kendime lanet ettim. Onun adına üzüldüm ve hatamı nasıl düzelteceğimi bilmiyordum. Onu teselli etmeye, beklenenin hala gelme bir sebep bulmaya, farklı kanıtlar göstermeye başladım. O an kimse onun kadar kolay kandırılamazdı ve evet böyle bir anda kim olsa sevinçle ne olduğuna bakmadan her türlü teselliye kulak verir bir mazeretin gölgesi bile geçse memnun olurdu. İşte gülünç bir durum diye başladım. Gittikçe artan bir heyecandan mazeretlerimin anlaşılırlığını hayran olurken, evet hala gelmedi. Benim de aklımı karıştırdınız Nastenka. Öyle ki zaman algımı yitirdim. Şimdi düşünün, mektubunuz henüz eline geçmemiş olabilir. Ee, diyelim ki bugün gelmesi mümkün değil. Ama size cevap yazacak. Bu sefer de mektup yarından önce ulaşmaz. Yarın gün ağrı aramaz oraya gideceğim ve hemen haber vereceğim. Binlerce olasılık düşünebilirsiniz. Mektup gittiğinde evde olmayabilir. Belki de hala okumamıştır. Hepsi de olabilir. Evet, doğru. Ben böyle düşünememiştim. Elbette, hepsi olabilir diye devam etti en onaylayıcı ses tonuyla. Yine de üzgün sesinde öyle düşünmediğini belli eden bir şey vardı. Devam etti. Size ne yapacağınızı söyleyeyim. Yarın sabah Mümkün olduğu kadar erken gidin. Her bir şey bırakmışsa hemen bana haber verin. Zaten nerede yaşadığımı biliyorsunuz, değil mi? Bana adresini tekrarladı. Sonra yine hassas, ürkek kız verdi. Ona söylediklerimi dikkatle dinliyor gibiydi. Ama ona bir soru sorduğumda sustu. Kafası karıştı ve kafasını çevirdi. Gözlerine baktığımda elbette ağlıyordu. Nasıl, nasıl yani? Ah çocuk gibisiniz. Büyüyün biraz yapmayın. Gülümsemeye, sakinleşmeye çalıştı. Ama çenesi hala titriyor, göğsü inip inip kalkıyordu. Bir dakikalık suskunluğun ardından konuşmaya başladı. Sizi düşünüyorum. Öyle naziksiniz ki bunu hissetmemek için taş olmak gerekir. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? İkinizi kıyaslıyorum da neden siz? Neden siz o değilsiniz ki? Neden o sizin gibi değil? Sizden daha kötü biri ama onu sizden çok seviyorum. Cevap vermedim. Bir şey söylememi bekliyor gibiydi. Elbette ben onu hala tam olarak tanımıyor ve anlamıyor olabilirim. Biliyorsunuz ben ondan her zaman korktum. Her zaman çok ciddi ve kibirliydi. Tabii ki bunun yalnızca görüntüden ibaret olduğunu, yüreğinde benimkinden fazla şefkat barındırdığını biliyorum. Bohçamı alıp ona gittiğimi hatırlarsınız. Orada bana nasıl baktığını hala anımsıyorum. Yine de, yine de ona büyük bir saygı duyuyorum. Bu birbirimizin denge olmadığımız anlamına mı geliyor? Hayır Nastenka, hayır. Bu onu dünyadaki her şeyden, kendinizden bile çok daha fazla sevdiğiniz anlamına geliyor. ''Peki, diyelim ki öyle.'' diye saf bir şekilde cevapladı. ''Bakın, bakın aklıma ne geldi. Şu an sadece onunla ilgili değil, genel konuşacağım. Aslında bu aklıma uzun zaman önce gelmişti. Neden hepimiz birbirimizle kardeş olamıyoruz, söyleyin. Neden Enia'dan bile diğer insanlardan bir şeyler saklıyor, gizliyor gibi görünüyor? Neden sözlerinin rüzgara kapılıp gitmediğini bildiği halde kalbindekileri doğrudan söylemiyor?'' herkes olduğundan daha sertmiş, duygularını hemen gösterirse onların incinmesinden korkuyormuş gibi görünür. Ah Nastenka, haklısınız. Yine de bunun birçok sebebi olabilir. Diye araya girdim. Duygularımı her zamankinden daha fazla bastırmaya çalışıyordum. Hayır hayır, örneğin siz. Diğerleri gibi değilsiniz. Gerçekten ne hissettiğimi size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... Bana öyle geliyor ki işte siz mesela yani şu anda bile benim için bir şeyleri feda ediyor gibisiniz diye çekingen bir ses tonuyla göz ucuyla bana bakarak devam ediyordu. Sizinle böyle konuştuğum için beni bağışlayın. Ben basit bir kızım. Şu dünyada az şey gördüm. Doğrusu, doğrusu bazen konuşmayı bile beceremiyorum dedi hislerini gizler gibi titreyen bir sesle ve gülümsemeye çalışarak. Ama size yalnızca tüm bunları ben de hissettiğim için memnun olduğumu söylemek istiyorum. Umarım aynı mutluluğu bir gün siz de yaşarsınız. Bana hayalperestliğinizle ilgili anlattıklarınız kesinlikle doğru olamaz. Demek istediğim anlattıklarınız sizin için doğru olamaz. Siz iyileşiyorsunuz. Kendinizi tarif ettiğinizden tamamıyla farklı bir insansınız aslında. Eğer bir gün birine aşık olursanız o zaman Tanrı mutluluğu size onunla gönderecektir. Onun içinse hiçbir şey dilemiyorum. Çünkü sizinleyken çok mutlu olacaktır. Ve ben de bir kadını biliyorum ve size öyle olacağını söylüyorsam olacaktır. İnanın. Sustu ve elimi sıkıca tuttu. Heyecandan ben de bir şey söyleyemedim. Birkaç dakika öylece geçtikten sonra nihayet kafasını kaldırıp ''Evet, görünüşe göre bugün de gelmeyecek. Geç oldu.'' dedi. ''Yarın gelecek.'' dedim en sert ve ikna edici sesimle. ''Tabii.'' diyerek devam etti. Neşesi yerine gelmişti. Yarına kadar gelemeyeceğini anlıyorum artık. O halde hoşçakalın. Yarın görüşürüz. O olur da yağmur yağarsa ben gelemeyebilirim. Ama ertesi gün mutlaka gelirim. Ne olursa olsun mutlaka siz de kesinlikle gelin. Sizi görmek istiyorum. Her şeyi anlatacağım. Sonra vedalaştık. Elini uzattı ve yüzüme bakarak artık sizinle hiç ayrılmayacağız öyle değil mi? dedi. Ah Nastenka, Nastenka. Asıl şimdi nasıl yalnızım bir bilsen. Saat dokuzu vururken odamda duramaz oldum. Giyindim ve yağmurlu havaya aldırmadan dışarı çıktım. Oraya gidip bizim bankta oturdum. Evlerinin köşesine kadar gittim. Ama utanıp iki adım kala pencerelerine bile bakmadan uzaklaştım. Eve daha önce hiç olmadığım kadar sıkıntılı döndüm. Nasıl da yağışlı, kasvetli bir gündü. Hava güzel olsaydı bütün gece oralarda dolaşabilirdim. Neyse ki yarın görüşeceğiz. Yarın bana her şeyi anlatacak. Bir de bugün mektup yoktu. Ama bu durumda ne olacaktı ki başka? Belki de onlar çoktan birlikte. Dördüncü gece. Tanrım, her şey nasıl bitti? Neyle son buldu? Oraya saat 9'da vardım. Nastenka ise çoktan gelmişti. Onu daha uzaktayken fark etmiştim. İlk gün nehir kenarına kollarına dayadığı gibi ayakta duruyordu ve ona doğru yürüdüğümü duymadı. Nastenka! diye seslendim heyecanımı güçlükle bastırarak. Hızlıca bana döndü. Ah çabuk! dedi. Ben şaşkınlıkla ona bakarken. E hani mektup? Mektubu getirdiniz mi? diye tekrarladı. Bir eliyle de parmaklıkları sıkıca tutmuştu. Hayır mektup yok. O henüz buraya gelmedi mi? dedim sonunda. Beti benzi attı ve uzun süre gözünü bile kırpmadan bana baktı. Son umudunu da paramparça etmiştim. E, Tanrı, Tanrı yardımcısı olsun, dedi kesik kesik bir sesle. Beni bıraktıysa yolu açık olsun. Gözlerini indirdi. Ardından bana bakmak istedi ama yapamadı. Birkaç dakika daha duygularıyla baş etmeye çalıştı ama aniden başını çevirip dirseklerini yeniden nehrin korkuluklarına koydu ve gözyaşlarına boğuldu yeter yapmayın diye bağırdım ama devam etmeye gücüm yetmedi. Karşımda böyle ağlarken ne söyleyebilirdim ki? Beni teselli etmeye çalışmayın dedi ağlayarak. Ondan bahsetmeyin. Beni böyle acımadan zalimce terk etmediğini ve geleceğini söylemeyin. Neden? Neden? Mektubumda, o zavallı mektubumda bir şey mi vardı? O an hıçkırıklarından konuşamaz oldu. Ona bakarken kalbim paramparça oluyordu. Bu nasıl acımasızlık? Bu nasıl zalimlik? diye başladı tekrar tek bir satır bile yazmadan. En azından beni istemediğini, terk ettiğini yazsaydı. Ama koskoca üç günde tek bir satır yazmadı. Onu sevmekten başka suçu olmayan, zavallı, savunmasız bir kızı kırmak, incitmek ne kadar da kolaymış onun için. Ben, ben bu üç günde neler çektim? Tanrım, tanrım. Yanına ilk gidişim, önünde ağladığımı, kendimi nasıl küçük düşürdüğümü, beni bir damlacık sevmesi için ona nasıl yalvardığımı hatırlıyorum ve sonrasında olana bakın. Dinleyin diye bana döndü. Siyah gözlerinde şimşekler çakıyordu. Olacak şey değil. Böyle olmaz. Hiç gerçekçi değil. Ya siz yanılıyorsunuz ya da ben. Belki de mektubum eline ulaşmadı. Belki de henüz hiçbir şey bilmiyordur. Nasıl olabilir? Siz söyleyin, Tanrı aşkına ben anlayamıyorum. Siz bana açıklayın. Bir insan nasıl bu kadar kaba davranabilir? Tek bir kelime etmedi. Ama o bir karıncaya karşı bile öyle merhametliydi ki belki de bir şey duydu. Belki de birisi benimle ilgili bir şey anlattı ona diye bağırdı. Sorusunu bana yöneltiyordu bu defa. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın Nastenka, yarın sizin adınıza ona gideceğim. Ee, ona her şeyi sorup sizinle konuştuklarımızı anlatacağım. Sonra siz bir mektup yazın. Olmaz demeyin Nastenka. Beni dinleyin. Ben onun size anlamasını ve saygı duymasını sağlayacağım. Her şeyi öğrenecek. Şayet olmaz dostum, olmaz diye araya girdi. Yeter artık. Tek bir kelime. Tek bir satır bile çekmeyecek elimden. Yeter. Artık onu tanımıyorum. Artık sevmiyorum. Onu, onu, unutacağım. Daha fazla konuşamadı. Sakin olun, sakin olun. Buraya oturun Nastenka dedim onu banka oturturken. Tamam, sakinim. Ama yeter artık bitti. Göz artık kuruyacak. Canıma kıyacağımı, suya atlayacağımı mı sanıyorsunuz? Kalbim sıkışmıştı. Konuşmak istedim ama yapamadım elimi tutup devam etti. Bakın, siz ne yapardınız söyleyin. Size kendi ayaklarıyla gelen birini böyle bırakmazdınız. Onun güçsüz, aptal kalbine karşı gözlerinizde edepsiz bir alaycılıkla onu terk etmezsiniz değil mi? Onun yapayalnız olduğunu, kendi başının çaresine bakamadığını, sizi sevmekten kendini alamadığını, bunun kendi hatası olmadığını, hatta ortada bir hata bile olmadığını, hiçbir şey yapmadığını görmez miydiniz? Tanrım. Nastenka! diye duygularımı kontrol edemeyerek bağırdım sonunda. Nastenka! Bana işkence ediyorsunuz. Kalbimde yaralar açıp beni öldürüyorsunuz. Nastenka! Daha fazla susamayacağım. Artık konuşmak, yüreğimi sıkıştıran şeyi size anlatmak zorundayım. Bunları söylerken oturduğum yerden kalktım. Elimi tuttu ve şaşkınlıkla bana bakmaya başladı. Neyiniz var? dedi nihayet. Dinleyin, dedim kararlılıkla. Beni dinleyin Nastenka. Birazdan size söyleyeceğim şey saçma, aptalca ve imkansız. Gerçekleşmesinin asla mümkün olmayacağını biliyorum. Ancak daha fazla susamam. Öncelikle şu an yaşadığınız acının hatrına beni affetmeniz için size yalvarıyorum. Garip bir merak, şaşkın gözlerinde parlarken ağlamayı kesip büyük bir dikkatle bana bakarak sordu. Neler oluyor? Neyiniz var? İmkansız olduğunu biliyorum ama. Ama sizi seviyorum Nastenka. Evet, işte söyledim. Artık bunu bile bile benimle bu şekilde. Az önce yaptığınız gibi konuşmaya devam edebilecek, sonrasında size söyleyeceklerimi dinleyebilecek misiniz? Ne var ki bunda? diye sözümü kesti. Ne olmuş yani? Beni sevdiğinizi çoktandır biliyordum ama bana öylesine basit bir sevgi besliyorsunuz gibi geliyordu. Tanrım. Başlarda öyleydin Nastenka ama şimdi şu an... Ben de tıpkı sizin elinizde bohçanızla onun yanına gittiğiniz haliniz gibiyim. Hatta sizden bile kötüyüm Nastenka. Çünkü çünkü o zaman o kimseyi sevmiyordu. Sizse seviyorsunuz. Neler söylüyorsunuz böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Ama söyleyin, neden böyle oldu? Neden değil yani nasıl siz böyle böyle birden tanırım. saçmalıyorum ama siz aklı sahiden çok karışmıştı. Yanakları alev almış, başı yere eğilmişti. Ne yapmalı Nastenka? Ne yapmalıyım? Bu durumu kötüye kullandığım için suçluyum ama bunları hissettiğim için asla suçlu değilim Nastenka. Çünkü kalbim haklı olduğumu söylüyor. Çünkü sizi asla incitemem, asla kıramam. Ben sizin dostunuzdum, hala dostunuzum. Hiçbir şey değişmedi. İşte gözlerimden yaşlar süzülüyor Nastenka. Bırakın aksınlar, bırakın. Kimseye bir zararları yok. Elbet koruyacaklar Nastenka. Gelin, oturun lütfen, oturun dedi beni banka doğru çekerken. Yüce Tanrım. Hayır Nastenka, oturmayacağım. Daha fazla burada duramam. Beni artık göremezsiniz. Her şeyi söyleyeceğim ve buradan gideceğim. Sadece sizi sevdiğimi asla öğrenmemenizi isterdim. Sırrımı saklamalıydım. Şimdi bencilliğim yüzünden size acı çektirmiyor olurdum. Hayır. Ama artık dayanamadım. Suçlu olduğunuzu kendiniz söylediniz. Evet, siz kesinlikle suçlusunuz. Ama ben değilim. Beni kendinizden uzak tutamazsınız. Tabii ki asla sizi kendimden uzaklaştırmayacağım asla dedi Nastenka mahcubiyetini elinden geldiğince gizleyerek. Zavallıcık. Beni kovmayacak mısınız? Hayır. Oysa ben kendim sizden uzaklaşmak istiyordum. Gideceğim. Sadece öncesinde her şeyi söylemeliyim. Çünkü siz burada konuşurken, ağlarken şey için artık söyleyeceğim Nastenka. Reddedildiğiniz için, aşkınız bir kenara itildiği için acı çekerken ben öylece oturamadım. Kalbimde size nasıl büyük bir sevgi beslediğimi hissettim. Duydum Nastenka. Hem de ne sevgi bu aşkın size bir yararı olmaması öyle canımı yaktı ki yüreğim parçalara ayrıldı ve ben ben susmayı beceremedim konuşmak zorundaydım nastenka anlatmalıydım evet evet anlatın bana benimle konuşun bunları dedi nastenka tarif edilemez bir hareketle belki de sizinle böyle konuşmamı tuhaf buluyorsunuz ama konuşun ben en son cevap vereceğim ben de size her şeyi anlatacağım bana acıyorsunuz nastenka yalnızca acıyorsunuz sevgili dostum olan oldu. Söylenenleri geri alamayız, öyle değil mi? İşte artık her şeyi biliyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Evet, tamam. Şu an tüm bunlar güzel geliyor ama sadece dinleyin. Siz oturmuş ağlarken ben içimden şunu düşündüm. İzin verin ne düşündüğümü söyleyeyim. Düşündüm ki, elbette böyle bir şey olmayacak Nastenka. Düşündüm ki siz, siz nasıl olsa orada, yani bir şekilde öncekinin tam aksine artık onu sevmiyordunuz. O zaman, bunu dün ve ondan önceki gün düşünmüştüm Nastenka. O zaman elimden ne geliyorsa kesinlikle yapmalı ve size kendimi sevdirmeliydim. Zira beni sevmeye başladığınızı siz kendi ağzınızla söylemiştiniz. Peki sonra ne oldu? Aslında söylemek istediklerimin hepsi neredeyse bu kadar. Sadece siz beni seçseydiniz neler olurdu onu anlatmak kaldı. Sonra bitiyor, daha olmayacak. Dinleyin şimdi sevgili dostum. Ne olursa olsun benim dostumsunuz. Ben elbette sade, önemsiz, fakir bir insanım. Ama önemli olan bu değil. Şu an demek istediğimi tam anlatamıyorum Nastinka. Kafam oldukça karışık. Hala ona aşık. tanımadığım bu adamı sevmeye devam ediyor olsaydınız bile sizi öyle sever. Öyle severdim ki aşkım size hiçbir biçimde ağır gelmezdi. Siz sadece yanınızda minnetle atan, uğrunuzdan yanıp biten bir kalbin çırpınışlarını duyar, her dakika hissederdiniz. Ah Nastinka. Nastinka. Siz bana ne yaptınız böyle? Ağlamayın ama. Ağlamanızı istemiyorum dedi Nastenka hızlıca yerinden kalkarak. Hadi gelin benimle biraz yürüyelim. Ağlamayın, ağlamayın ne olur diyordu mendilimle gözyaşlarımı silerken. Yürüyelim şimdi. Belki benim de size söyleyeceklerim vardır. Size yalan söylemek istemiyorum. Onu hala seviyor olsam da madem o beni bıraktı, madem beni unuttu. Bakın cevap verin bana. Örneğin ben sizi seviyor olsaydım yani sadece sizi... Ah benim güzel dostum Yeni canlıyorum bana aşık olmadığınız için size metiyeler düzerken sizinle alay ettiğimin, siz nasıl incittiğimin yenice farkına varıyorum. Tanrım, bunu nasıl göremedim, nasıl anlayamadım, ne kadar da aptalmışım. Ama şey, her şeyi söylemeye karar verdim. Dinleyin Nastenka, ne yapacağım biliyor musunuz? Sizden uzak duracağım, hepsi bu. Ben size yalnızca işkence ediyorum. Baksanıza, Şimdi de benimle alay ettiğinizi düşünüp vicdan azabı çekiyorsunuz. Ben kesinlikle var olan acınıza bir de bunu eklemek istemiyorum. Elbette. Suç benden Astenka. Elveda. Durun. Beni bekleyin. Bekler misiniz? Neyi bekleyeceğim? Neden? Onu seviyorum ama geçecek, geçmek zorunda. Üstesinden gelebilirim. Bunu hissedebiliyorum. Kim bilir belki de bugün biter. Çünkü ondan nefret ediyorum. Çünkü siz benimle birlikte ağlarken o benim arkamdan gülüyordur. Çünkü siz beni onun gibi reddetmediniz. Çünkü siz beni seviyorsunuz. O ise hiç sevmedi. Çünkü ben de sizi nihayet seviyorum. Evet seviyorum. Sizin beni sevdiğiniz gibi hem de. Açıkçası bunu size kendime bile siz duymadan hemen önce söyledim. Çünkü siz ondan daha iyisiniz. Çünkü siz ondan daha yüce gönüllüsünüz. Çünkü, çünkü, çünkü o... Zavallı kızcağızın heyecanı öyle şiddetlenmişti ki sözlerinin sonunu getiremedi. Başını omzuma yasladı, Sonra göğsüme indirip acı acı ağlamaya başladı. Onu yatıştırmaya, teselli etmeye çalıştımsa da gözyaşlarına mani olamıyordu. Sadece elimi sıkıyor, iç kırıklar arasında konuşmaya çalışıyordu. Bekleyin, bekleyin birazdan geçer. Şunu söylemeliyim ki, bu gözyaşlarının zayıflık olduğunu düşünmemelisiniz. Lütfen, geçene kadar bekleyin. Sonunda ağlaması durdu. Yaşlarını sildi ve yürümeye devam ettik. Konuşmak istedim ama benden bir süre daha beklememi istedi sustuk. Nihayet cesaretini topladı ve zayıf, titreyen bir sesle konuşmaya başladı. Ama sesinde bir anda doğrudan kalbime saplanıp tatlı tatlı sızlatan bir şey vardı. Lütfen benim kararsız, havai biri olduğumu düşünmeyin. Birini öyle kolaylıkla unutup başkasını sevebileceğimi sanmayın. Onu koca bir yıl boyunca sevdim ve yemin ederim ki ona sadakatsizlik etmeyi asla ama asla aklımdan bile geçirmedim. O ise beni hor görüp arkamdan gülüyormuş. Tanrı affetsin. Ama kalbim çok kırıldı, çok incindi. Onu sevmiyorum. Çünkü ben yalnızca cömert, yüce gönüllü, beni anlayan birini sevebilirim. Çünkü ben de öyleyim ve o beni hak etmiyor. Yine de Tanrı onunla olsun. İsterim ve onun gerçek kişiliğiyle ilgili yanıldığımı daha sonra anlamamdansa bunu şimdi yapması en iyisiydi. İşte, bitti. Ama kim bilir benim iyi yürekli dostum. Elimi tutarak konuşmaya devam etti. Belki de aşkım duygusal bir yanılgıdan, bir hayalden ibaretti. Belki de bu hisler ninem tarafından sıkı sıkıya tutulduğum için bir yaramazlık, bir boşluk içinde başladı. Belki bir başkasını sevmeliydim, onu, onun gibi birini değil, beni gözünden bile sakınacak birini. Neyse, neyse bırakalım şimdi bunu, dedi Asenka. Heyecandan nefes alamıyordu. Size tek söylemek istediğim, tek söylemek istediğim şu ki, eğer onu seviyor olmama hayır sevmiş olmama rağmen siz hala eğer bana onu bir gün yüreğimden söküp atacak kadar güçlü bir sevgi duyuyorsanız eğer bana acıyor beni umutsuz ve çaresiz bir halde kaderime terk etmek istemiyorsanız her beni sonsuza dek şimdiki gibi sevmek niyetindeyseniz size emin ederim minnet duyacağım ve sevgim sonsuza dek sizin sevginize layık olacaktır. Elimden tutmaya var mısınız şimdi?'' Nastenka diye bağırdım hıçkırıklara boğularak. Nastenka! Ah Nastenka! Yeter. Durun sahiden yeter artık dedi kendini güçlükle durdurarak. Söylenecek bir şey kalmadı öyle değil mi? O halde siz de ben de mutluyuz. Bu konuda tek kelimeye daha gerek yok. Beni bağışlayın ama lütfen artık başka bir konudan konuşalım Tanrı aşkına. Evet Nastenka tamam bu kadar yeter. Artık mutluyum. Hadi Nastenka Hadi başka şeylerden konuşalım çabuk. Hadi hazırım. Ne konuşacağımızı bile bilmiyorduk. Güldük, ağladık. Düşünmeden binlerce alakasız kelime söyledik. Bir kaldırım boyunca yürüdük. Bir geri döndük. Bir yola çıkıp bir caddenin karşısına geçtik. Sonra durduk ve tekrar nehir kıyısına gittik. Çocuklar gibiydik. Ben şimdi yalnız yaşıyorum Nastenka. Ama yarın bir gün, yani biliyorsunuz Nastenka, ben fakirim. Varım yoğum aylık 1200 ruble. O da bir şey sayılmaz. Anlıyorum. Öyle tabii ama ninemin dahili var. O bizi sıkıntıya düşürmez. Ninemi de yanımıza almalıyız. Elbette almalıyız. Ama bir de Matriona var. Doğru. Bizim de yoklamız var. Matriona iyidir. Tek sıkıntısı hayal gücünün olmamasıdır Nastenka. Üst bütün yoksun durumundan. Ama bu önemli değil tabii. Olsun. İkisi birlikte çalışabilir. Yalnız siz yarın bize taşının. N nasıl? Size mi? Olur taşınırım. Evet, bizim kiracımız olursunuz. Bizim yukarıda bir çatı katımız var. Boş duruyor. Soylu, yaşlı bir kadın kalıyordu ama gitti. Bildiğim kadarıyla Ninem de genç birinin taşınmasını istiyor. Neden genç olmasını istiyor diye sorduğumda bana, "Ben zaten yaşlıyım da ondan sanma ki sana koca arıyorum, Nastenka." demişti. Ama ben onun için olduğunu anlamıştım. Ah, Nastenka. <laughs> İkimiz de gülmeye başladık. Durun, durun, yeter. Peki siz nerede yaşıyorsunuz? Unutmuşum. Köprünün yakınlarında, Baranikov'un evinde. Orası büyük bir ev değil mi? Evet, oldukça büyük bir ev. Biliyorum orayı, güzel bir ev. Siz sadece orayı en kısa zamanda terk edip bize taşının. Yarın Lastenka, hemen yarın. Ev sahibine bir miktar kira borcum var ama önemli değil. Yakında maaşımı alacağım. Biliyor musunuz? Belki ben de ders verebilirim. Kendi kendime bir şeyler öğrenir, sonra da öğretirim. Harika olur. Ben de yakında bir ikramiye alacağım Lastenka. Öyleyse yarından itibaren kiracımız olacaksınız. Evet, hatta Sevil Berberi'ne de gidebiliriz. Çünkü bu sıralar yeniden sahnelenecek. Evet, gideriz, dedi Nastenka gülerek. Ya da biz en iyisi Berber'e gitmeyelim, başka bir şeye. Peki, başka bir şeye. Tabii ki daha iyi olur, düşünemedim. Konuşurken sanki bir sisin, bir dumanın içindeymişçesine kendimizi, ne yaptığımızı bilmeden dolaşıyorduk. Bazen durup aynı yerde uzun uzun konuşuyor, sonra tekrar yürümeye başlayıp bir gözyaşı, bir kahkaha ile Tanrı nereye gidiyorduk. An oluyor. Nastenka eve gitmek istiyordu. Ben de onu tutamayacağımdan eve kadar eşlik etmeyi öneriyordum. Yola çıktıktan 15 dakika sonra kendimizi yine nehir kıyısında, bankamızın yanında buluyorduk. Bir iç çekiyor ve yine gözleri yaşla doluyor, korkudan donakılıyordu. Ama o hemen elimi tutup beni yine yürümeye, konuşmaya, gevezelik etmeye zorluyordu. Artık tamam, eve gitme vakti. Sanırım çok geç oldu. Bu kadar çocuklaşmak yeter, dedi Nastenka sonunda. Evet Nastenka. Ama ben bu saatten sonra uyuyamam. Eve gitmeyeceğim. Muhtemelen ben de uyuyamayacağım. Sadece beni eve kadar geçirin. Elbette. Ama bu defa doğruca eve gideceğiz. Kesinlikle. Söz mü? Çünkü elinde sonunda eve dönmem gerekiyor. Söz dedim gülerek. Gidelim o halde. Gidelim. Gökyüzüne bakın Nastinka. Bakın. Yarın muhteşem bir gün olacak. Gök nasıl mavi. Ay nasıl parlak. Bakın. Sarı bir bulut ayı kaplıyor şu an. Bakın bakın. Olamaz yanından geçti. Baksanıza. Ama Nastenka bulutlara bakmıyordu. Taş kesilmiş gibi sessizce duruyordu. Bir dakika sonra çekine çekine iyice sokuldu bana. Avcumdaki elleri tir tir titriyordu. Yüzüne baktım. Daha da sokuldu. O sırada önümüzden genç bir adam geçiyordu. Birden durdu. Dikkatlice bize baktı ve sonra tekrar birkaç adım attı. Kalbim yerinden çıkacaktı. Nastenka dedim sessizce. Kim o Nastenka? Bu o dedi fısıldayarak. Daha yakın, daha huzursuz bir şekilde. Ayakta zor duruyordu. Nastenka, Nastenka sensin diye bir ses geldi arkamızdan ve aynı anda bize doğru birkaç adım attı genç adam. Tanrım nasıl bir çığlık, nasıl da sıçradı, nasıl da kollarımdan sıyrılıp ona doğru fırladı. Durdum ve bir kaya gibi onları izledim. Ama Nastenka elini ona verdiği, kendini onun kollarına bıraktığı gibi geri bana döndü ve rüzgar gibi, şimşek gibi yanıma geldi. Ve ben ne olduğunu anlamadan boynuma sımsıkı sarıldı ve bana sıcak bir öpücük verdi. Sonra tek kelime etmeden bıraktı ve yine ona gitti. Elini tuttu ve peşinden gelmesini istedi. Durdum ve uzun süre arkalarından baktım. Sonunda İkisi de gözden kaybolmuştu. Sabah Gecelerim son buldu. Kötü bir gündü. Yağmur yağıyor, hüzünlü damlalar pencereme vuruyordu. Odam karanlık, hava kapalıydı. Başım hem ağrıyor hem de dönüyordu. Bedenim ateşten yanıyordu. Mektubunuz var efendim, şehirden geliyor, postacı getirdi, dedi matriyona yanıma gelip. Mektup? Kimdenmiş? diye bağırdım sandalyemden fırlayıp. Bilgim yok efendim. Bakın belki içimde kimden olduğu yazıyordur. Mührü kırdım. O göndermişti. Affedin. Affedin beni. Dizlerimin üstüne çökmüş yalvarıyorum size. Hem sizi hem de kendimi kandırdım. Yaşadığımız bir rüya, bir seraptı. Bütün gün sizi düşündükçe kahroldum. Yalvarırım beni bağışlayın. Lütfen beni suçlamayın. Çünkü size karşı hislerim değişmiş değil. Size seveceğimi söylemiştim. Artık sevmekten de öte bir şey hissediyorum. Tanrım, keşke ikinizi birden sevebilseydim. Keşke siz o olsaydınız. Keşke siz o olsaydınız diye yankılandı beynimde. O sözünüzü hala hatırlıyorum Nastinka. Tanrı biliyor ya, şimdi olsa sizin için neler yapardım. Ne kadar zor ve kederli günler geçirdiğinizi biliyorum. Sizi çok kırdım. Ama biliyorsunuz ki sevdiğiniz kişiye karşı uzun süre kırgın kalamazsınız. Siz de beni seviyorsunuz. Size minnettarım. Beni böyle sevdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü sevginizi Tıpkı uyandıktan uzun süre sonra bile aklınızdan çıkmayan güzel bir rüya gibi hatıralarımda yaşatacağım. Yüreğinizi bana kardeşçe açtığınız, paramparça olmuş kalbimi cömertçe sarıp iyileştirmeye çalıştığınız o anı daima hatırlayacağım. Beni affedebilirsiniz. Hatıranızı yüreğimden asla silinmeyecek sonsuz bir minnetle yüceltmiş olacaksınız. Bu anıları yüreğimde saklayacak, onları ebedi kılacağım. Ne onlar ne de hislerim asla değişmeyecek. Hürrem'in sadakatini, ait olduğu kişiye nasıl döndüğünü dün görmüştünüz. Görüşmeye devam edeceğiz. Bize de gelirsiniz. Beni terk etmez sonsuza dek dostum, kardeşim olarak kalırsınız. Beni gördüğünüzde elinizi uzatırsınız değil mi? Uzatacaksınız. Bu kadarını hak ediyorum değil mi? Beni eskisi gibi seviyor musunuz? Ah sevin, ne olur beni bırakmayın. Çünkü şu an sizi öyle çok seviyorum ve sizin sevginize de öyle layığım ki... Sevgili dostum, önümüzdeki hafta onunla evleneceğim. Geri döndüğünde bana hala aşıktı. Beni hiç unutmamıştı. Lütfen ondan bahsettiğim için bana kızmayın. Onunla birlikte sizi ziyaret etmek istiyorum. Onu da seversiniz değil mi? Sizi seven ve hep hatırlayan Nastenka'nızı affedin. Mektubu uzun süre tekrar tekrar okudum. Gözlerimden yaşlar dökülüyordu. Sonunda elimden düşürdüm ve yüzümü kapattım. Matriona sesleniyordu. Beyim, beyim! Ne oldu ihtiyar? Tavandaki tüm örümcek ağlarını temizledim. Şimdi ister evlen ister misafir çağır. Tam vakti. Matriona'ya baktım. Hala dinç ve genç olan yaşlı bir kadındı. Ama nedendir bilmem. Birden bana fersiz gözleri, vuruşmuş yüzü ve bükülmüş beliyle takatsiz biri gibi göründü. Neden bilmiyorum. Aniden odam da onun gibi yaşlandı ve ihtiyara dönüştü. Yerlerin ve duvarların rengi soldu. Her şey parlaklığını kaybetti. Örümcek ağları her yeri kapladı. Neden bilmiyorum. Pencereden dışarı baktığımda sanki karşıdaki ev bile sırası geldiğinde yaşlanmış, renksizleşmişti. Sütunların sıvaları yapraklarını döken bir ağaç gibi soyuluyordu. Saçaklar çatlayıp kararıyordu. Koyu sarı duvarlar ise alacalı bir renge dönüşmüştü. Veya bulutların arasından ansızın sızan güneş yine kara bir yağmur perdesinin arkasına gizlenmişti ve her şey gözlerimin önünde solup gitti belki de ömrümün kalanında göreceğim tüm manzaralar böyle kasvetli ve kederli olacaktı ve kendimi tıpkı şimdiki halimle hayal ettim. 15 yıl daha yaşlanmış ama aynı odada yine yalnız, geçen yıllara rağmen zerre akıllanmamış Matryona ile birlikte. Ama kırgınlığımı hatırlamak mı? Nastenka, sizin pırıl pırıl mutluluğunuzun üstüne kara bulutlar göndermek, acımı yüzünüze vurup sizi kederlendirmek, gizli bir vicdan azabıyla yüreğinizi zehirleyip en mutlu anınızda kederlenmenize sebep olmak, onunla kürsüye yürürken siyah kıvırcık saçlarınıza taktığınız narin çiçeklerden birini olsun çiğnemek mi? Asla, asla. Sizin gökyüzünüz her zaman açık, güzel gülüşünüz hep sıcak ve huzurlu olacak. Siz ise bir başka yalnız ve minnet dolu kalbe o bir anlık sonsuz saadeti yaşattığınız için ebediyen güzel hatırlanacaksınız. Tanrım, bir anlık saadet insana ömrünce yetmeyecek kadar az mı gerçekten?